size bu ifadeyi nasıl verdi? Cinayeti kabul ettim. Şu an her ikisi de cezaevinde. Bu program olmasa biz bugünkü sonuca ulaşamazdık. Büyük hayalimi gerçekleştirdiniz. Telefon attığında kızın var. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Hafize Hanım eşini Kadir Bey de babasını aramak için stüdyomuzda. Evi kilitli, eşyaları yerli yerindeydi. Buralardan tırmanıp içeri girmişler evde mi diye. İki ayakkabı evde. Pantolon da asılmış. Evin anahtarı da pantolonun cebinde. Kapı kilitli, evet. Ama adam yok. Bir anda ortadan kayboldu. 9 aydır hiçbir izine rastlanmadı. O kadın iyi biliyor kocasının nereye kaçırıldığını. Ne biliyorsunuz siz bu konuda? Oğlum öyle kuruşma. Dayanırla içeri onlar demiş. Sizin kardeşlerinizin kocanıza bir şey yaptığını iddia ediyor. Beni arayıp da tehdit eden kendisi. 63 yaşındaki Zekeriya Özen'e ne oldu? Sizi hepinizi öldüreceğim dedi bana. Yengeme laflar söylemiş. Niye böyle yapıyor falan. Kaybolmasının ardındaki neden eşiyle ilgili ihanet şüpheleri mi? Ben kardeşlerim böyle böyle seni rezil ettim. Kardeşlerin dahi sahip çıkmayacak diye beni aradı. Şimdi bir düzen kurulmuş, onu kaçırmışlar. 4-5 tane düşmanı var köyde. Ailenin düşmanları kim? Bunlar söylemiyorlar düşmanlarını. Söylesene o zaman. Kaçırdılar adamı. Ama sen ne başla. Amaçla? Zekeriya Özen'in sırlarla dolu kaybı... Az sonra Müge anladı. Necla Hanım'la eşi bundan 6 yıl önce boşanmışlar. Çocukların velayeti babaya verilmiş. Ama çocuklar annenin yanında kalmaya devam ediyorlarmış. Kızımız ya babasına verilirse korkusu yaşayarak evden uzaklaşmış. 14 yaşındaki Emine İrem 3 haftadır kayıptı. Anne baba da sanıyor. Baba anne de sanıyor. Kız 3 haftadır ortada yok. Yayınımız da ortaya çıktı. Kızın telefon attığımızda Necla'cığım kızını buldu. Anne. Lise öğrencisi genç kız neden evden kaçtı? Daha fazla işkence görmeyi kaldırabilecek durumda değilim. Sosyal hizmetler hemen harekete geçti. İl Sosyal Hizmetler Müdürümüz ekip yolluyorum. Emine de ağlamasın. Biz onun yanındayız demiş. Şimdi bir bekle bulunduğun yerden ayrılma kuzum. İnanın çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da böyle elim ayağım da titriyor. Az sonra Müge anladı. İnsanlara mutluluk verebilmek çok güzel bir şey. O zaman neşeli, mutlu, huzurlu olursun. Şimdi el ele verirse yaşanabilecek kötü olayları engelleme şansımız var. Bütün toplumu baştan başa sarıyor. O üzüntü de sevinç de. O yüzden biz sevinçleri çoğaltmalıyız. İnanın bana hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Teşekkür ediyorum. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum her birinize. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Bugün size haberlerim var tabii. Hafta başında. Efendim biliyorsunuz 9 Ocak Çarşamba günü yayınımızda çıkan bilgiler doğrultusunda görgü şahitlerimizin korkmadan verdikleri ifadeler sonrasında Çarşamba günü Palu ailesi Kocaeli'nde Ustayel çifti de yayınımızda gözaltına alınmışlardı. Şu bilgiyi vermek istiyorum. Biraz tabii hani karışık geldiği için belki bazı yorumlarda onu görüyorum. Efendim bu olaylar zinciri 2008 yılında başlıyor. Yani 2008 yılından başlayıp 2019'a kadar devam eden bir olaylar zincirinden bahsediyoruz. Ve kayıp Meryem'le kızı hakkındaki dosya 2008 yılında 2006 yılında takipsizlikle sonuçlanıyor. Yani bu dosya kapanmıştı. Böyle süre gelen bir dosya yoktu bu çocukların ve çocuğun ve annenin kaybıyla ilgili. Buraya ailenin gelmesiyle beraber görgü şahitlerinin ifadesiyle dosya yeniden açıldı. Ve polis tahkikata yeniden başladı. Evet. Ben Sayın Savcımıza teşekkür ediyorum. Kapatılmış bir dosyayı yeniden açtı. Yani taşı elini taşın altına koydu.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne, cinayet masası ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da ailenin burada olduğu süre içinde kapatılmış bir tahkikatı yeniden yürüttüler. Bu işlemler öyle yapıldı. Yani bu cinayetler 2008 yılında işlenmişti de buraya çıktı değil. O zaten o dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı. Sizlerin sayesinde, görgü şahitlerinin sayesinde, programı izleyenlerin ilgisi sayesinde bu dosya yeniden açıldı. Ve şimdi çarşamba günü biliyorsunuz tutuklanmışlardı. Size söylemiştim 4 gün gözaltı süresi var. 4 gün gözaltı süresinin sonunda hem Palo ailesinin fertleri hem de Emine ve Tuncer Ustel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Önce savcılığa götürüldüler. Savcılıkta verilen ifadenin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Ve dün akşam saatlerinde efendim aile fertlerinin tamamı kasten adam öldürme, canavarca hislerle adam öldürme ve soy bağından birini öldürme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmak üzere mahkemeleri açıldı ve cezaevine gönderildiler. Yani özellikle bir kafa karışıklığına mahal vermemek için söylüyorum. Kapatılmış bir dosya yayında yeniden açıldı. Yani o dosya bitmişti. Onlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlardı. Bitmişti yani. Kabul etmek lazım ki bizim bu program bu olaya el atmamış olsaydı hala da dolaşıyorlardı. Bu adaletsizlik devam edecekti ve takipsizlik kararı verilen dosya üzerinde de hiçbir hukuki işlem yapılmayacaktı. Yapılmıyor i̇şte zaten. Yine kabul etmek lazım ki bizim bu programımız yani hem adaletin tecellisinde hem sosyal yaşama ışık tutmada hem her türlü kötülüklere karşı çıkmada birebir direnen bir program. Bunun ötesi yok yani. Kabul edersiniz veya etmezsiniz. Takdir etmek lazım. Bu olayda emeği geçen, bize bağlanan duyarlı vatandaşlarımızdan bütün çalışan personelimize ve tabii ki başta Müge Hanım'a teşekkürleri, takdirleri sunmamak insani bir noksanlık olur. Bu bakımdan ben takdirlerimi, teşekkürlerimi 50 yıllık bir hukukçu olarak içimden gelerek adaletin tecellisine yapılan yardımdan dolayı takdirlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de izleyicilerime teşekkür ediyorum. Lütfen. Hiç gerek yok. Hayır, hiç gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yani özellikle o kiracı ailenin bağlanması, köydeki Ferizli'deki köydeki izleyicilerimizin bağlanması, savcımızın konuya duyarsız kalmaması ve Kocaeli Emniyeti'nin sanki bu cinayet dün işlenmişçesine büyük bir gayretle tüm emeklerini ortaya koyması sonucunda ortaya çıktı. Bu ben aracıyım her zaman söylüyorum. Ama adalet bir şekilde tecelli edecek. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani siz eğer bir savcıysanız ya da polisseniz bilgiyi kimin aldığınızın önemi yoktur. Tabii. Bunu gidersiniz bir bakkaldan da alabilirsiniz. Bir ev hanımından da alabilirsiniz. Bir doktordan da alabilirsiniz. Bir programdan da alabilirsiniz. Sonuçta önemli olan adaletin yerini bulmasıysa adalet yerini buldu. Üstelik şöyle söyleyeyim. Evet, hem Kocaeli Başsavcılığına, Körfez Savcılığına ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bunu da çok samimi duygularla teşekkür ediyorum. Duyarsız kalmadıkları için, ilgilendikleri için ve adaletin tecellisi için ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum. Şunu da belirteyim. Yayın yasağı devam ettiği için hani size çok ayrıntılarını anlatamayacağım ama artık tabii bu bir haber niteliği taşıdığı için verebiliyoruz. Hepsi suçlarını itiraf ettiler. Ettiler. Oo, mükemmel. Yani Allah'a şükürler olsun. Mükemmel. Ben de dün böyle elimi açtım. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Şöyle söyleyebilirim. Tabii az sonra efendim muhabirimiz Tuğçe Kocaman Kocaeli Adliyesi önünde az sonra savcılıktan bir basın açıklaması yapılması bekleniyor. Onu bize bildirebilmek için, duyurabilmek için adliyenin önünde. Ona da bağlanacağız. Dünden itibaren de o görüntüleri çekti ve takip etti. Tuncer Ustel de aile fertleri de hem Melike'nin hem de Meryem'in öldüğünü kabul ettiler. Yani. Şimdi Melike ile bu dava efendim hani bu aile fertlerinin tutuklanması baba Harun Bey dışında. Zaten baba Harun Bey'in konuyla hiç ilgisi yok. O cezaevindeyken oluyor bitiyor her şey. 2008 yılında Meryem'in arabada öldüğünü ve gömdüklerini kabul ediyorlar.
Fakat öldürdüklerini kabul etmiyor. Kendi kendine öldürdüğünü diyorlar. Yani Havva Hanım, İsa, Fatih, Tuncer Bey. Ayşe Melek. Ayşe Melek. Emine dışında, Tuncer'in eşi Emine dışında. Emine zaten poliste susma hakkını kullandı. Savcılıkta yine burada dediklerini tekrardı. Çünkü o Tuncer'le yazık görüştüremiyor ya. O gene Tuncer ne dediyse orada da aynı şeyleri söyledi. Tuncer? Tuncer ise Meryem arabadan tuvalete gitmek için çıktı. Geri dönmeyince biz gittik peşi sıra baktık. Yolda öldüğünü gördük, gömdük diyor. He. Ama aile fertleri Tuncer aç bırakıp darp ettiği için öldü ve gömdük yani, diyor. Yani tutuklanan İsa, Fatih, Havva, Ayşe Melek. Ayşe Melek diğer kardeş. O evet, buraya gelmedi. Tuncer, eşi Emine. Emine. Evet. Hepsi. Evet. Yani burada siz demin de altını çizerek belirttiniz. Sayın Cumhuriyet Savcımızın rolü çok önemli. Bir başka savcı arkadaşımız nasılsa bu olay daha evvel gözden geçirilmiş. Dosya kapanmış. Takipçi kararı verilmiş. Dosya kapanmış diye kurcalamayabilirdi. Gösterilen duyarlılığın en başı yine Sayın Savcımızın bizim bu programı dikkate alarak yeniden el atmasıyla başlıyor. Bin defa teşekkür ediyorum. Tabii emniyet bilimleri de kırık kırık yararcasına her türlü delilleri, ifadeleri günlerce aldılar. Sayın nöbetçi hakim arkadaşımız da incelediği dosyada tutuklamayı gerektirir şekilde ağırlıkta delilleri gördü. Ve inşallah bundan sonraki safhalarda da adalet tam manasıyla tecelli edecektir. Edecektir. Şimdi hemen şunu da belirteyim. Efendim bu alınan kararlar anne Meryem'le ilgili alınan kararlar. Şimdi bir de Melike'nin cinayeti evet. var. Melike'nin cinayetinde de yine aile fertleri ispirto olayını ve şiddeti evet. Söylemişler. Bunun üzerine öldü ve gömdük demişler. Tuncer orada yine öldüğünü kabul etmiş ama ben eve geldiğimde ölüydü. Evet. Kayınvalidem kefenledi, biz gömdük demiş. Gömdüğü yeri de söylemiş. Hatta bu süre içinde gidip bir de Kocaeli Emniyet Müdürlüğü gidip bir de öteki tarafı da kazmış. Çünkü dizime kadar bir yere gömdüm demiş. Sakarya. Şimdi şunu belirteyim. Ortada birçok cinayet, istismar, suç var. Bu alınan karar sadece Meryem'le ilgili alınan karar. Melike ile ilgili farklı bir ilde işlendiği için o Ferizli'deki köyde öldürüldüğünü söyledikleri için farklı bir il. O ilde küçük Melike ile ilgili dava açılacak. Çocukların istismarı ile ilgili aile o sırada İstanbul'da yaşadığı için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda yine açılması bekleniyor. Zaten ona kuvvetle muhtemel Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dahil olacaklar. Evet, çünkü evet, onlar da evet. ilk günden itibaren konuya el atmışlardı. Evet. Onlar da çok ilgilendiler. Onların da mutlaka teşekkürlerimi iletmem gerekiyor. Onlar için de yani ayrı ayrı iki dava daha bekliyor evet. aile fertlerini. Evet. Görüntülerimiz var, tutuklanma görüntüleri. Onları da bir izleyelim isterseniz. Türkiye'nin günlerce konuştuğu aile 11 yıl önce kaybolan kızları Meryem ve torunları Melike'nin bulunması için başvurmuşlardı programımıza. Ortaya çıkan şok tanıklar, anlatılanlar kayıp anne kızla ilgili sır perdesini araladı. Anne kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı ve tanıkların söyledikleri üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri harekete geçti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da 2014 yılında takipsizlik kararı verdiği dosyayı yayınlarımızı ihbar kabul ederek yeniden açtı. Ve 9 Ocak tarihinde 7 aile üyesi hakkında gözaltı kararı alındı. Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri damat Tuncer ve eşi Emine'yi stüdyomuzda, anne Havva, baba Harun, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Melek'i ise Kocaeli'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Ailenin tamamının ifadeleri alındı. Birazdan da buradan çıkarılacaklar ve adliyeye sevk edilecekler. Zanlıların 4 gün süren emniyet sorguları tamamlandı ve 7 önemli isim adliyeye sevk edildi. İlk olarak Tuncer çıkarıldı. İsa bir şey söyleyecek misin? Hemen ardında Fatih.
Ayşe Melek ve Havva Hanım da işte şu anda ekipler eşliğinde çıkarıldılar ekip otosuna. Bindiriliyorlar. 7 zanlı önce Körfez Adliyesi'nde savcı karşısında ifade verdi. Zanlıların savcı karşısındaki ifadesi tamamlandı. Harun Palu ise savcılıktaki verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiler. Birazdan hakim karşısına çıkacaklar. Saatler süren sorgunun ardından savcılık 7 kişiyi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan aileden damat Tuncer, canavarca hislerle adam öldürme, eşi Emine, anne Havva, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Melek ise soybağı olan kişiyi kasten öldürme ve canavarca hisle öldürme suçlarından tutuklandı. Baba Harun ise serbest bırakıldı. Tutuklandınız, şimdi cezaevine gidiyorsunuz. Kursana, hani beni çok seviyordunuz ya. Hele de bir şey ben... Neden Allah. Sustunuz bu zamana kadar? Çıkacak. Onlar da çıkacak. Onlar yaptıklarını da çıkacak, ortaya çıkacak. Çıkacak her şey. Bekleyin, zamanını öğrenirsiniz hepiniz. Zamanını bekleyeceksiniz. İsa, sen bir şey söyleyecek misin? Tutuklandınız, cezaevine gidiyorsunuz. Yok, bir şey demeyeyim, sonra diyeceğim. Neden hala gülüyorsun? Olabilir. Tutuklanmalarının ardından Havva Hanım, Ayşe Melek ve Emine Gebze Kadın Kapalı Cezaevine gönderilirken Fatih, İsa ve Tuncer Kocaeli Kapalı Cezaevine getirildi. Şu anda da içeriye giriş yapıyorlar. Böylelikle Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Evet efendim, bu kararı ben de alkışlıyorum. Evet. Gerçekten hepimizin vicdanları rahatladı. İşte öyle tütün çiftliği sahilinde öldürülen bir hanımefendinin de kanı yerde kalmamış oldu bu vesileyle. Kesinlikle. Önümüzdeki günlerde Küçük Melike'nin de davası görüldüğünde zaten onunla ilgili de ifadeler alınmış. O davada da benzer bir sonuç çıkacaktır. Sonra Melike de dahil olmak üzere 4 çocuğun yaşadıkları, onların da cezasız kalmamasını umuyoruz. İşte adalet de yerini bulacak işte. Yani bulacak yani. Öyle de böyle. Şimdi Müge Hanım, ben burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki hukuk anlamında yargı süreci ve ondan sonraki cezalandırma süreci anlamında şu anda hepimizin hani arzuladığı bir sonuç oldu. Ama biz bu olayda hukukun dışında da çok şey öğrendik. Sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda nelere kanıp nelere kanmamak gerektiğini, bazen göz yumduğumuz şeylerin aslında sonunun çok dram olabileceğini ve hani aman bana ne dediğimiz durumlarda da aslında bir uçurumun kenarına gelmiş kişileri hani biraz daha duyarlı olabilirsek kurtarabileceğimizi gördük. O nedenle ben kendi adıma çok şey öğrendim. Ben üniversitede birlikte olduğum öğrencilerimle konuştuğumda onların hem insani hem hekimlik anlamında çok şey öğrendiklerini ve bunları çok titizlikle takip ettiklerini, çünkü hekimlik sürecinde de burada izlenmesi gereken yollar açısından çok önemli ipuçları verildi. Bunları öğrendiğini gördüm. Eminim toplumsal anlamda da her izleyen kendine göre mutlaka pek çok şeyi öğrenmiştir. O nedenle ben bir açıdan yaşananlar anlamında hani çok üzgün olmakla birlikte bu kazançlar anlamında da huzurluyum. Bunu paylaşmak evet, istedim. Bu arada gelen mesajlar var. Hem hukuk fakültesinde hem biliyorsunuz hani sosyal, onun adı ne oluyor ya, geçen gün daha konuştum hanımefendiyle ama hani bu bakanlıkta yani sosyal hizmet uzmanları var. Yani bence bunlar bizim toplumumuz için çok önemli bir bölüm diye düşünüyorum. Çok ciddi ve yani, yerinde kullanıldığında çok önemli yani bir uzmanlık. Mesela sosyal hizmet uzmanlığındaki öğrencilere bununla ilgili ödev verilmiş. Hukuk fakültesinde ödev verilmiş. Ne yapılabilirdi, dosya kapatıldı, nasıl tekrar açıldı diye. Sosyal hizmetler uzmanına hani böyle bir çocukların işte bu şekilde istismarıyla geldiğinde ne yapılabilirdi, ne yapılması gerektiği konusunda... Ve yine tıp fakültelerinde bu şekilde ödevler verilmiş bu konuyla ilgili. Ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın, ama yaşanırsa
nasıl önlemler alınabilir diye. Öğrencilerimiz de bana ödevlerini gönderdiler. Öğretmenlerimizle de birkaç tanesiyle konuşma fırsatı buldum. Gerçekten sevindirici bir gelişme en azından. Ödev verilmesi de gayet normal. Yapılan işlemler, alınan neticeler adli literatüre geçecek derecede önemli durumlar. Bu konuda bunu kabul etmek lazım. O bakımdan Sayın Hukuk Fakültesi hocalarımızın da öğrencilerinin böyle konularla dikkatleri çekmeleri gayet yerinde bir tatbikattır. Evet. Evet. Tuğçe'ye de bağlanalım. Tuğçe, senin de eline sağlık. Kar yağıyordu üzerinize, dolu yağıyordu. Ferizli'de kar yağıyordu, kazı çalışmaları yapıyordunuz. Sana ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Orada da kalabalık bir ekiple beraberdiniz. Canlı yayın araçları, muhabir arkadaşlarım. Ona diyordum ki şu ilacı iç falan, hani şöyle koruma ilaç değil de hani koruyacak kendine vitaminlerini al falan. Ve dünden itibaren de yine emniyet, adliye, mahkeme sürecini takip ettin. Senin de İsa'nın gülmesine bir tepkin olmuş. Aynı şeyi izlediğimde ben de düşündüm. Şimdi de basın açıklamasını bekliyorsunuz Kocaeli Adliyesi'nin önünde. Sen neler söyleyeceksin? Evet Müge Hanım, zorlu şartlar altında sizin de belirttiğiniz gibi günlerdir buradaydık. Ama değdi diyebiliriz ve İsa'nın, evet sizin de belirttiğiniz gibi gülmesi bizim de dikkatimizi çekti. Ve ben hep tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarlarken hep bir hüzün, bir pişmanlık ve bir hüzün bekledim, bir üzüntü bekledim. Ama ancak ailenin hiçbirinde o üzüntü, o telaş ya da bir pişmanlık belirtisi yoktu. Bu da benim dikkatimi çeken en büyük noktalardan bir tanesi oldu. Şu anda da Kocaeli Adliyesi'nin önündeyiz ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılacak. Biz de o basın açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Yapıldığında sizlerle de paylaşacağız Müge Hanım. Evet Tuğçe'cim, merak ediyorum gerçekten yapılacak basın açıklamasını, oradaki ayrıntıları. Kendilerine yine çok samimi teşekkürlerimi ileterek basın açıklamasında heyecanla beklediğimizi söylemek istiyorum. Tuğçe'ye bağlanacağız. Tuğçe bari yine içeri girsin. Kapalı bir yerde beklesin. O da dondu. O pembe kameraman arkadaşlarımız Necat. İki canlı yayın aracının gittiği zaman oldu. Amaç bu dosya tekrar açılsın ve tutuklanmalar olsun, yargılansınlar hissiyatıydı. İki tane çocuk ya. Benim rüyalarıma giriyor. Sizi bilmiyorum ama bir de özellikle itiraflarını duyduğum zaman böyle el açtım, dua ettim. Her sabah yayına çıkarken sizler biliyorsunuz Allah'ım yanıltma, şaşırtma diye dua ederek giriyorum. Çünkü yani kazayla evet adam ölüyor. Bunu burada bir izleyicimiz söylemişti. Çok doğru ama yanılmak istemiyoruz elbette. Hata yapmak istemiyoruz. Hata yapmadığımızı da görünce açıkçası şükretmek en önce aklıma gelen Allah'a şükretmek oluyor. Kimsenin kanı da yerde kalması. Kimse de sahipsiz değil. Ha şunu da diyebilirsiniz. Dersiniz ki hani niye o zaman bu dosya kapatılmıştı? Efendim bu dosyanın kapatılmasının nedeni aile fertlerini siz de burada gördünüz. Aileden şöyle birisi, yani birisi çıkacak. Yani bir öyle bir böyle saçma sapan şeylerle anlattıkları için. Hani hiçbir mahkeme hakiminin, reisinin ya da işte savcının böyle alıp da günlerce insanlarla konuşma şansı yok ki. Biz bile en başta neyle karşılaştığımızı anlamadık. Biz buraya bir kayıp anneyle kızı aramak üzere aile bizi buraya başvurdu. Evet. Yani çıkacaklar. Acaba dedik çocuğu aldı gerçekten amcası, o mu büyüttü, o mu getirecek? Meryem belki kaçmıştır, gelir. Ama ben burada 2-3 gün fotoğrafını gösterdikten sonra izleyicilerimizden haber gelmeyince açıkçası benim de sizin de ümitleriniz bitiyor. Ama sonra konuşulanlar aldı bizi bambaşka bir noktaya götürdü. Yani ben bir burada bataklık gibi içine yani ben çekti burada açıkçası aslında. Takipsizlik veren mahkemeyi de suçlayamıyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum. O günkü mevcut dosyadaki deliller ona gerektirmiş. Evet, yoksa kimse kimsenin tarafını tutmamış yani. Olduğu için öyle yapılmış. Yani o kadar kişiyi gayet toplayıp böyle saatlerce tabii konuşma imkanı olmadığına göre yargılama sistemimizde o günkü karar da böyleydi ama bugün gerçekler gün yüzüne çıktı. Emeği geçen, dua ederek bile, bak onu da söylüyorum yani, dua ederek dahi olsa emeği geçen milyonlarca seyircimize, izleyicimize, vatandaşımıza ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Evet, evet. İnşallah daha rahat uyuyacağız bundan sonra diye düşünüyorum. Bu arada
şeye bakamadım ama babaya ve serbest kaldı. Babanın durumunu da Twitch oradayken bir baksa herhalde ona da bakanlık devreye girecektir. Çünkü baba tek başına ve bakıma muhtaç. Babaya ne oldu acaba? Çünkü baba tek başına kalamaz. Harun Bey. En son itiraf eden Fatih olmuş. Hmm. Onu da söyleyeyim. Bir de ben Fatih'i gerçekten böyle ciddiye alıp saatlerce de konuşmuştum ya Fatih'le. Benim de böyle bir saf bir tarafım var. Kendime kızıyorum sonra hani. Hani onu ciddiye alıp böyle 5 saat anlatmıştık. Hepimiz. Evet. Yani ayrı daha ayrı anlattık. Daha aklı başında gibi geldiği için bize aslında bizler... Tabii İsa ile hani mukayese ettiğimiz zaman Fatih daha konuşulur düşüncesi bulduk. Olan bilen, konuşmasını bilen bir havadaydı. Ama İsa ile... Fakat İsa zaten baştan beri... Ama işte hepsi tutuklanacaklarını bildikleri için çok çok aslında bilinçli gelmişler. Bir de şunu da söyleyeyim. Neden buraya geldiler? Ben açıkçası hani soruşturma süreciyle ilgili konuşmamız yasak olduğu için o konuya girmiyorum. Ama kendi programımla ilgili merak edilenleri söyleyeyim. Neden aile buraya geldi? Ben hatta onlara da soruyorum. Siz niye geldiniz buraya? Çünkü artık hani her şey ortadaydı. Meğerse şimdi baba Harun Palu şizofreni teşhisiyle... bakım altına alınmış. Evden biri de vasi seçilmiş. Vasi de Fatih. Fakat baba Harun Bey, yani ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. Aile içindeki en aklı başındaki kişi. Yani vesayet altında falan ama en aklı başındaki kişi. Onun bir türlü size röportajını izletemedim. Yayın yasağı kalkarsa diğer süreçlerde izletme imkanı bulurum diye düşünüyorum. Şimdi baba evde sürekli bu konuyu gündeme getiriyormuş. Diyormuş ki şimdi aile üçe bölünmüş. Bir kısım enişteciler, bir kısım anneciler, bir kısım babacılar. Fatih babacıymış, İsa anneciymiş. Ayşe Melek enişte ve şeyi eşit oranda tutuyor. Zaten Emine ve aslında Ayşe Melek de Tuncer'in tarafındalar. Fakat baba o kadar ısrar etmiş ki bana torunumu bulun getirin. Şimdi aslında buraya çıkarak yani biz çıktık bak bulunamadı deyip onu bir şekilde ikna etmek üzere gelmiş aile buraya. Evet. Yani her şeyin yine aslında mimarı baba Harun Bey. Yani diyor ki tamam da hani madem verdik diyorsunuz torunu. Hani bütün o ifadeler yalandı diyordunuz. Çıkın Müge'ye. Müge de torunumu bana geri getirsin. Ama... O kadar çok ısrar etmiş ki bu konuda. Evet buyurun. Aile de buraya gelmek zorunda kalmış. Sırf babalarının ısrarı ve evde problem yaşanmaya başlanmış artık. İşte bir noktada. İlahi adaletin tecellisi, kanın ortadan kaybolmamasının ilahi bir neticesi olarak birbirine karşı yapılan işlemler, onları zorla buraya gelmeseler, şu dosya ele alınmasa herkes işinde gücünde gidecek dolaşacak. Ama işte ilahi adalet kanı kaybettirmiyor. Ve inşallah da ne suç işlemişse kimse, herkes işlediği suçun cezasını bulmalı ki vatandaşlar arasında bir huzur olsun. Biz de bu huzurun temininde ne kadar yardımcı olursak o kadar haklı olarak kendimize pay çıkarırız. Haklı olarak. Tek üzüntümü söyleyeyim. Yani günlerdir hep aynı üzüntüyü yaşıyorum. Keşke keşke bu ailenin oğlu Enes o zaman 4 yaşındayken hani Eyüp Sultan'da maskeli adamlar kaçırdı falan denildiğinde keşke ben bu programı yapıyor olsaydım. Keşke o zaman bu konuyu bu programda işleyebilseydim. Ne Enes yıllarca sosyal hizmetler onu tekrar alana kadar Bu üzüntüye, bu zulme evet. devam edecekti. Bu işkenceye evet. maruz kalacaktı. Belki de ne Melike ne de Meryem ölecekti. Yani her şey o Enes'in beni maskeli adamlar işte bizim çocuğumuzu kaçırdılar demesiyle başlamış. Keşke o gün bu programı yapıyor olsaydım. Benim de evet. Üzüntüm bu. Çünkü ben yine inanmazdım maskeli adama falan. Ne maskeli adam? Eyüp Sultan Hazretleri'nin camisinin mezarının çevresinde hangi maskeli adamlar kimleri almış? Yani de işte benim de üzüntüm o. Efendim basın açıklamasını beklerken şimdi fotoğraf hazır mı? Size
8 Temmuz 1976 tarihli bir gazete küpürünü göstereceğim. Ekrana verelim. 8 Temmuz 1976 efendim. 6'da yazalım tarihine. İki tane çocuk var fotoğrafta gazete küpüründe. İki tane. Şurayı verir misin Ahmet? Yani 42 yıllık bir haberi veriyorsunuz. 42 yıllık bir haber. Evet. Sirkeci'de istasyonda bulunan iki kardeş yemeden içmeden de kesildi. Sürekli olarak anne baba diye ağlayan çocuklara emniyet çocuk bürosu polisleri özel itina gösteriyorlar diye. Efendim 42 yıl önce Sirkeci istasyonunda iki tane çocuk bulunuyor. Bunlar iki kardeş. Biri erkek, biri kız. Biri 9, biri 5 yaşında. Anne babaları tarafından gara bırakılmışlar bekleme salonuna. Polis ekipleri buluyorlar, emniyete alıyorlar. O sırada aileleriyle ilgili soruşturma devam ederken çocuklar üzüntüden yemeden içmeden kesiliyor. Polis memurları onlara bakıyorlar, büyütmeye çalışıyorlar. Fakat annelerine babalarına bir türlü rastlanamıyor. İşte efendim bu fotoğraftaki şu erkek çocuk bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş Temel Genç efendim. Bugün stüdyomuzda 42 yıl önce nasıl işte bulunma öyküsüyle bir gazete küpürüne yansımıştı. Haber 12 gün önce Sirkeci Garı'nda bulunmuşlardı diye başlıyor. Hemen şunu da okuyayım. 9 yaşındaki Melahat ve 5 yaşındaki Temel oturdukları semti hatırlamıyorlar. Anne ve babalarını sayıklayıp yemek yemeyen iki kardeş hasta olup yatağa düştü. Haber şöyle. Sirkeci Garı'nda polis tarafından bankların üzerinde perişan bir halde uyurken bulunan iki kardeş 12 günden beri anne ve babalarını sayıklayarak yemek yemedikleri için hasta olup yatağa düşmüştür. Oturdukları semti hatırlamayan ve sadece isimlerini bilen iki kardeşin yakınlarını bulabilmek için polis tanıyanlardan yardım istemektedir. Sirkeci Garı'nda 12 gün önce bankların üzerinde perişan halde uyurken 9 yaşındaki Melahat'la 5 yaşındaki Temel'i polisler bulmuşlardır. Ailesini saptayamayan polis iki kardeşi emniyet çocuk bürosuna teslim etmiştir. İki kardeş sürekli olarak sadece isimlerini söylemiş ve polise ailelerini bulabilmesi için ipucu olabilecek bilgiyi verememişlerdir. Uyku arasında sürekli olarak anne baba diye sayıklayan iki kardeşe yemek yedirmek de mümkün olmamıştır. Gün geçtikçe zayıflayan ve takatten düşen iki kardeşten Melahat dün Şişli Çocuk Hastanesi'ne gönderilmiş ve kendisine serum verilmiştir. Sürekli olarak burnu kanayan ve gözleri dalıp giden Melahat bir ilkokulda okuduğunu ancak okulun ismini hatırlayamadığını söylemiştir. Yani o kadar duygulandım ki bu gazete küpürünü görüp sizi de burada aramızda görmekten. Siz de duygulandınız farkındayım. Temel Beyefendi'nin bize yaşadıklarını anlattı. O bugün buraya öncelikle ablasını bulabilmek için, evet. Melahat'ı bulabilmek evet. için ardından aile fertlerini, annesini, babasını varsa başka kardeşlerini bulabilmek için stüdyomuzda. Çünkü haberin devamı şu tabii, bu haber yemek yemedikleriyle ilgili bir haber. Daha sonra çocuk yuvasına gidiyorlar ve iki ayrı aileye evlatlık evet. veriliyorlar. Yani Temel Bey bir aile, Melahat Hanım'ı bir başka aile evet. büyütüyor ve yaklaşık 8-9 ay sonra yolları kardeşlerin ayrılıyor ve bir daha da hiç görüşemiyorlar. Kardeşler de görüşemiyor. Görüşemiyor. Evet, İki kardeşi iki ayrı aileye verdikleri evet. için bir daha bir araya gelememişler. Evet. Peki bir izleyelim. 1800'lü yılların sonunda inşa edilen, bir zamanlar İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı haline gelen, pek çok olaya, filme konu olan Sirkeci Garı, iki kardeşin de hayatının dönüm noktası oldu. 9 yaşındaki Melahat ve 5 yaşındaki Temel, 1976 yılında Eminönü Sirkeci Garı'nın bekleme salonunda uyurken bulundular. Anne ve babasından da ayrılan iki kardeş zamanla birbirinden de ayrıldı. O kardeşlerden biri olan Temel Genç hem ailesini hem de ablası Melahat'ı arıyor. 48 yaşındaki Temel Genç'in o yıllara ait anıları çok net değil. Net olarak hatırladığı tek şey ailesi tarafından terk edilmiş olmaları.
Biz konuşamaz haldeymişiz. Yani ifade edemiyormuşuz hiçbir şeyimiz. Yani çocuğuz sonuçta. 4-5 yaşında bir şeymişiz. Polisler buluyorlar bizi. Karakola gidiyorlar. Biraz kalmışız orada. Hani annesi babası gelir diye falan. Bir süre beklemişler. Karakolda. Hı-hı. Ama çıkmayacak kimse. Darülüze bırakılıyor. Siz evlatlık verilirken ablanız orada mı kaldı? 7 yaşına kadar orada kaldı. Ondan sonra çocuk esirgemeye verildi. Oradan tabii şeyimiz kopuyor. Bağımız kopuyor. Hiç o süre içerisinde siz evlatlık verilene kadar birbirinizi gördünüz mü? Yok. Ama yuvada beraber parkta oynadığımı hatırlıyorum. Peki ailenizle ilgili bir şey hatırlıyor musunuz? Hayal meyal birisi benim elimi tutmuştu. Getiriyordu bir yere. Yani bir adamdı ama. Yani bir herhalde babam mıydı artık bilmiyorum. Etrafta böyle taşlı bir şeydi. Yani taşlıklar vardı. Acaba yani buralar mıydı, nereydi bilmiyorum. Sizin adınız Temel olarak, ablanız adı Melahat olarak geçiyor kayıtlarla. Bunlar sizin kendi isimleriniz mi? İsmim benim de soy isimler karışık. Bulunduğumuzda sivil yazıyormuş soy isimimiz. Temel Genç yıllar geçmesine rağmen neden terk edildikleri sorusunu bir türlü kafasından atamadı. Yıllarca kafamı çok kurcalayan şeyler oldu. Sebepler neydi mesela, bunları niye yaşadık? Belki baba istemedi ya da bakamadılar. Her şey olabilir ama tabii soruyorum sadece, cevap alamıyorum. Şimdi onun tek istediği ablasını ve biyolojik ailesini bulmak. Ben çok çabaladım, çok mücadele ettim bulmak için kardeşimi, annemi, babamı. Ama maalesef bulamadım, ulaşamadım. İnşallah bulurum. Evet, 42 yıl önce otogara bırakılan, daha doğrusu tren garına, Sirkeci tren garına bırakılan iki çocuk. Tabii Sirkeci tren garı deyince benim aklıma şey geldi. Acaba böyle şehir dışından gelen bir aile miydi diye geldi. Siz o sırada kaç yaşındasınız? 5 yaşındayız. Ablanızı hatırlıyor musunuz? Ya, hayal meyil şeyde Darülüze'de, yani yuvada oynadığımı hatırlıyorum. Yuvada oynadığınızı. Evet. Peki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Yani bir parça parça. İşte yuvada oynadığımı hatırlıyorum. Sirkeci garındaki durumu hatırlamıyor musunuz? Orayı hatırlamıyorum işte. Hatırlamıyorsun. Orayı hatırlamıyorum. Evet. Hiç peki... Hani evde ne bileyim mesela bir annenizin ismi, aslında 5 yaşındaki çocuk annesinin babasının ismini falan bilir. Şeyde bizi bulduklarında zaten Zeynep'le Salih yazıyor zaten şeylerde, isimlerde, ama gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Annenizin ismini Zeynep. Baba ismi Salih. Salih. Ama rastgele de yazıyorlarmış yuvada, hani araştırma yapılmasın, şey yapılmasın diye. Acaba ablanız gerçekten 9 yaşında mı değildi? Ben onu düşündüm. Yani iri bir çocuktu da. Çünkü 9 yaşında bir çocuğun her şeyi hatırlaması lazım. Evet. Yani soyadını da bilir aslında. Ama şimdi 7 yaşına kadar bakıyor Darülüze. Sonra çocuk esirgemeye gönderiyor. Orada koptuğumuz için belki... Orada belki hani... Yani şey bulunduğunuzda yapamadım. Aslında bu haberde yazılandan daha mı küçüktünüz diye düşünüyorsunuz? Yani... Siz Darülüze'de ne kadar beraber kaldınız ablanızla? Yani ne kadar kaldım bilmiyorum ama yani hayal meyal hatırlıyorum. Yani oynadığımızı, şey yaptığımızı hatırlıyorum. Bir o var yani. Başka bir şey yok. Sonra yani. O başka birine evlatlık verildi. Ya da yuvada kaldı. Onu da aslında bilmiyoruz değil mi? Siz yok, yuvadan öğrendiniz Darülüze'de mi? Darülüze'de 7 yaşına kadar bakıyor kanunen. Tamam. Sonra? 7 yaşından sonra çocuk esirgemeye gönderiyor. O da 18 yaşına kadar bakıyor. Tamam. Peki çocuk esirgemede öğrendiniz mi kaldığını 18 yaşına kadar? Yok işte, onu öğrenemedim işte. Onu da öğrenemediniz. Çünkü bilgi verilmiyor. Araştırdım, şey yaptım ama bilgi verilmiyor. Aslında iki kardeşsiniz, verilmesi lazım. Peki siz ne, siz de Darülüze'den mi evlatlık edinildiniz? Evet. Evet. Peki onlar hiçbir şey öğrenmişler mi sizin hakkınızda? Onlar ne anlattılar? Yani nasıl yani? Yani sonra onlar acaba konuşurken falan oradaki yetkililerden bir şey öğrenmişler mi size, yıllar içinde anlattılar mı herhangi bir bana işte detay? Kardeşim olduğunu söylediler. Hani hatta onu da alacaklardı. Yani beraber hani evlatlık alacaklardı ama alamadılar. Onu biliyorum. İstediler yani. Evet ama alamadılar. Ay keşke alsalarmış. Çok iyi olurdu. Evet. Çok 9 iyi olur. Yaşındaki abla eğer seyretmiş olsa olayı hatırlar. 9 yaşındaki bir çocuk Sirkeci garındaki durumu da, kardeşliğiyle birlikte ayrıldıklarını da hatırlar ve çok güzel bir buluşma olur. İnşallah ablaya komşuları, yani bu işi bilen birisi haber versin. İnşallah. Veya inşallah izlemiş olsun da 42 yıllık bu güzel durum da yine bu program sayesinde güzel bir neticeyle neticelensin inşallah. İnşallah.
etmiş. Evet efendim, dediğim gibi tarih 8 Temmuz 1976. 8 Temmuz 1976 yılında tabii hem sadece ablaya değil diğer aile fertlerine de seslenelim isterseniz, evet, hep beraber. Evet. Yani şimdi iki tane çocuğu bırakıyorlar buraya. Kim, evet, bırakıyor? Bu çocukların annesi, babası, dayısı, teyzesi, amcası, halası. Hiç kimse çıkmadı. Yani birilerinin, evet, olması lazım. Sizin ailenizden iki tane çocuk kaybolduğu zaman bu kadar yetişmiş çocuk mutlaka bu sülale içinde de konuşulan, bilinen bir şeydir. Belki öldü sanıyordunuz. Size nasıl anlattı anne baba durumu bilmiyoruz ki. Hastalandılar, öldü dediler belki akrabalara ama. Evet. Bakın ölün demiş. Yani Temmuz 1976'dan bu yana ailesinden, sülalesinden iki tane kayıp çocuğu olan herkesin bize bağlanmasını rica ediyorum. Evet, hem, evet, köklerinizi bulalım, evet, hem ablanızı, evet, bulalım. Evet. İnsan geçmişini biliyor, şey yapıyor yani, nerelisin, nere şey. Aa, çok özür diliyorum, şöyle bir yanlışlık yaptım, doğru. Tabii ki. İşte burada olsa, şimdi 8 Temmuz gazete küpürü haberi. Çocuklar 25 Haziran 1976'da bulunuyorlar. Ha. Yani Haziran'ın sonunda, hmm, bulunuyorlar. Evet. Yani bir 13 gazete 10 gün sonra haberi. 13 gün sonra. Evet. 25 Haziran 1976'da Sirkeci Garı'nda bankın üzerinde terk edilen iki çocuğun annesini, babasını, akrabalarını arıyoruz ama asıl önemlisi bu iki çocuk birbirine yıllar sonra da olsa kavuşsun. İnşallah. Niye istiyorsunuz? Siz evlendiniz mi sonra? Evlendim. Nasıl bir hayatınız oldu evlat edindiğiniz ailede? Yani zor. Yani ailemde bir sorunum olmadı tabii ki de. O yaşadığın şeylerden kolay kolay kurtulamıyorsun. Zamanla tabii açtık ama tabii ki açarken bayağı şeyler yaşadın. Sıkıntılar yaşadınız. Zor oluyor. Sonra evlendiniz. Tabii. Çocuklarınız var mı? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Maşallah. Peki neden bulmak istiyorsunuz ablanızı? Çok güzel bir şey çünkü kardeşlik. Kendi kanımdan, kendi canımdan. Harika bir duygu. Çocuklarınızda herhalde o duyguyu daha net gördünüz. Evet. Evet. Sonra siz tabii tek çocuk olarak büyüdünüz. Tabii ki. Yok, evlatlık alanların çocukları var. Var mıydı? Tabii. Ha, siz onun üzerine benim, şey şimdi evlatlık alıyorlar. Ben geri, annem 2 yaşında ölüyor evlatlık alan. Ben 2'ye giderken. Aa. Tabii benimki biraz şey... O da şanssızlık. Sizi evlat edinen hanımefendi ölüyor 2 yıl sonra, vefat, evet, ediyor. Sonra, evet, babanız yeniden evleniyor. Yeniden evleniyor. Evlendi hanım, evli şey, 2 çocukla geliyor. Babamdan oluyor bir tane. 4 kardeş oluyoruz. Baba da ölüyor şimdi. Öldü. İkinci annemle devam ediyoruz ama herhangi bir sorunumuz yok. Sonra peki o yeni gelen hanımefendi size nasıl baktı? Gayet iyi, sorunumuz yok yani. Onun da 2 çocuğu vardı evlenirken. Babanızın da siz vardınız. 3 çocuk, evet, vardı. Sonra onların tekrar ortak çocuğu oldu babanızın. Evet. Evet. Ya bakar mısın? Bizimki böyle var, biraz film gibi yani. Ben şeyi merak ediyorum. Evet. Siz evlenirken kızı kim istedi? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Şimdiki annem istedi. Ne güzel. Evet. Hala görüşüyor musunuz onlarla? Yani aile bağlarınız devam ediyor. Yanımdalar. Yani aynı yerde oturuyoruz. Öyle mi? Hı hı. Ay bakar mısın? Hani geçen, evet, gün size göstermiştim ya, bir çöp konteynerinin kenarına bir bebek atılmış. Hı hı. Ya çıksın hani şunların da ailesi bak. Sonra aradan yıllar geçecek. Belki de işte o çocuk programa, tabii, gelecek. Annesini babasını arayacak. Yani biz olmasak da başka bir programa. İşte benzer bir durum böyle. 42 yıllık bir hikaye. İnşallah Melahat. İlk defa görüyorum şu fotoğrafı da. Öyle mi? Ha, i̇lk defa mı görüyorsun ablanı? İlk defa görüyorum. Yalnız bu çocuk da burada bayağı aç. Yani, evet, bu çocuk çok zayıf ve aç gözüküyor. Eğer böyle hani yeme problemi yoksa, bazı çocukların yeme problemi var. Onlar hep aç gezer ama, evet, yani çok bakımsız. Serum verilecek kadar demek ki durumu sıkıntılıydı. Yani hastaneye götürülecek ve bir tedavi altına alınacak. Bakamadı mı ailesi? Niye bakamadı acaba? Şey veren niye bakamadı? Şey, hangisi? İki kardeş hastaneye götürdü. Ay inşallah Melahat Hanım bizi izliyordur. İnşallah önce bir i̇nşallah aileniz bizi izlesin. Hepinizi kavuşturalım. İnşallah. Verelim ara. Arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17.
Evet efendim, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nun basın açıklaması. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Habip Korkmaz imzalı. Şimdi ulaştı elimize, size okuyayım Palo ailesiyle ilgili basın açıklamasını. Kamuoyunda Palo ailesi olayı olarak bilinen olayla ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yeniden basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tahnal'la küçük kızı Melike Tahnal'ın kasten öldürülmesi iddiasıyla Körfez Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine, Harun, Ayşe, İsa, Hava, Fatih ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulmuştur. Gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği şüpheli Tuncer tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütün Çiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ili Ferizli ilçesine yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamamıştır. Az önce söyledim efendim, bu sorgu sırasında Tuncer ben şuraya gömdüm dediği için küçük Melike'yi ekipler gitmişler, orada da bir araştırma yapmışlar ama maalesef kemiklere ulaşamamışlar. Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak 2019 tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş. Şüphelilerden Harun olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibariyle serbest bırakılmış. Diğer şüpheliler kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tahnal'ı öldürdükleri iddiasıyla Körfez Sulh Ceza Hakimliği'ne sorguya sevk edilmiş. Yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nce Tuncer, Emine, Ayşe, İsa, Hava ve Fatih kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştır. Şüpheliler Tuncer, İsa, Fatih, Kandıra Birnoğlu T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kadın şüpheliler Emine, Ayşe, Hava, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştur. Burası işte az önce dediğim gibi bu kısmı çok önemli. Yani daha devam ediyor bu çalışmalar. Bence en önemlisi de bu. Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Yani önümüzdeki günlerde Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı da küçük Melike'nin cinayetiyle ilgili ayrıca bir soruşturma yürütecek kuvvetle muhtemel. Evet. Şüpheli Tuncer'in daha önce İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in küçük oğluna yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocuklarına yönelik cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demiş Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Habip Korkmaz. Yani daha bitmedi, yeni başlıyoruz. Evet. Mesajı evet. Bu aynı zamanda yeni başlanıyor ama kamuoyunun da içini rahatlatmak amacıyla diğer suçlarla ilgili de soruşturmaların yürütüleceğini Sayın Başsavcımız böylelikle kamuoyuna duyurmuş oluyor. O çocuklara yapılan eziyetler de sonuçta cezalandırılacak. Ben evet. Canlı yürekten inanıyorum. Diğer iki suçla ilgili çalışmalar tabii yeniden başlayacak. Yeniden Sakarya Savcılığında. Diğer küçük Melike'yle ilgili Sakarya. Konusu İstanbul Başakşehir dediğine göre Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına intikal edecektir suç yeri itibariyle. Evet. Efendim tekrarlayayım. Temel Bey'le ilgili. Temel Bey buraya kardeşini, yani ablasını ve varsa ailesini aramak üzere geldi. Sizlerden evet onları kaldırmışsınız. 25 Haziran 1976 yılında Sirkeci Garı'nda bulunuyor iki kardeş. Birinin adı Temel, birinin adı Melahat. Tek söyleyebildikleri bu. Melahat ayrıca bir okula gittiğini ama okulun adını hatırlayamadığını söylemiş. Yazık ya. Demek ki birinci sınıfta falan o yani, eğer okulun adını evet. falan hatırlayamıyorsa. 7 yaşında falan. Tahminen. Yani biri 5, biri 9 yaş diyorlar ama 9 yaşındakinin her şeyi hatırlaması lazım. 9'sa 3. sınıf ve 4. sınıfta olması gerekirdi. Yani o zaman okulun adını falan da bilirdi. O zaman da okulun adını da bilir, diğer ayrıntılar da bilirdi. Büyük bir ihtimalle 1. sınıfta falan o zaman. Evet. Yanlarında tabii nüfus kağıdı olmadığı için kendi ifadeleriyle muhtemelen 5 ve 9 yaşı kendileri söylediler. O nedenle bunlar çok net yaş olmamalı diye düşünüyorum. Ya da hatalı bilgi olabilir yani. Olabilir. Evet.
Evet. Yani yaşlı aklı. Ama şimdi Temel Bey diyor ki benim de iki çocuğum var. Hem orada kardeşlik çok güzel. Hem aslında ya ne kadar enteresan. Temel Bey 3 kere anne kaybetmiş. Yani bir gara bırakıyorlar. O sırada bir yani, biyolojik annesi var. Onu kaybediyor. Yani arada da neler olduğunu bilmiyoruz. Belki bir başka anne falan da çıkacak. Sonuç ortaya çıkarsa ya. Bir annenizi öyle kaybetmişsiniz. Sonra evet. Sizi evlat edinen anne vefat etmiş. Evet. İki. Sonra üçüncü bir anneyle yaşamını geçiriyor. Babasının daha sonra evlilik yaptığı anneyle. Bu arada da bir yurt yaşamı var tabii. Orada yine kendisine şefkat gösteren mutlaka anne ya da abla pozisyonunda olan birilerinden de ayrılıyor. Aslında 4 tane farklı travma yaşamış oluyor nasıl, hayatı nasıl başa boyunca. Çıktınız yıllarca bu duygularla Temel Bey? Gerçekten sizi kutluyorum. Zordu ama başardım. Gerçekten ya, kutluyorum size. Yani bu kadar insanın hani annesini babasını kaybetmesi çok büyük bir acıyken siz bunu defalarca yaşamışsınız hayatınız içinde. İşte sabırlıydım, işte azimliydim her şeyi. Şey yaptım, hırs yaptım bazı şeyleri. Sonra babanızın evlendiği hanıma da mı yine anne dediniz? Tabii ki. Ona da anne dediniz. Tabii ki. Peki diğer annenizin yani sizi evlat edinen annenin vefatını hatırlıyor musunuz? Tabii, yanımda öldü. Ay çocuğun yaşadıklarına bak yani. Bütün bunları yaşarken 7-8 yaşlarında. Hepsi üst üste gelmiş. Neyse Allah beterinden korusun. İnşallah biyolojik ailenizi de buluruz ama öncelikli hedef Allah Melahat Hanım'ı bulmak. Amin. Şimdi tabii ismi kuvvetle muhtemel yine Melahat kalmıştır yaşı büyük olduğu için. Efendim bu tarihlerde işte 1976 tarihinde. Ay kaybettiğiniz kardeşiniz sizi arıyor. Buluşsanız ne kadar mutlu olurum ben de. Yani sizi düşünemiyorum sizin heyecanınızı. Ben de düşündükçe heyecanlanıyorum. İnşallah, evet, inşallah ablanızla kavuşursunuz. O da hayattadır. İnşallah o da iyi i̇nşallah. Büyütülmüştür. İnşallah. Ve eminim o da sizi unutmamıştır. İnşallah. İnşallah. Yani aile de nasıl bırakmış onu da bilmiyorum Kebriye. Gerçekten çok doğru söylüyorsun yani. İki tane çocuk. Hangi şartlar altında bıraktılar? Kayboldu desek kayıp başvurusuyla herhalde bulunurdu. İki kocaman çocuk. Ama hatırlıyor musunuz böyle bir tane baba bulmuştuk biz. O zaman çocuklardan biri 4 biri 6 yaşında mıydı neydi? Pastaneye bırakmıştı ben sizi alacağım diye de. Sonra iki erkek kardeş Mersin'den gelmişler değil mi? O benim hala böyle içimde yaradır. Baba çocukları evet. Pastaneye bırakıyor siz burada bekleyin ben sizi gelip alacağım diyor. Gidiş o gidiş. Evet. Çok öyle var çok öyle. Var var yani çok gerçekten var. Ama bakalım size hangi şartlarda bulanlar. Tabii ki isteyerek gönül rızasıyla kimse çocuğunu bırakmak istemez de. Nasıl şartlar gelişiyor ne oluyor bilemiyoruz elbette. Yani herkes zor durumlarla karşılaştılar. Vallahi. Hangi sıkıntılar yaşandı annede babada şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bir olaya şahit oldum. Açıkça kronik şizofreni olan bir anne 6-7 yaşlarındaki çocuğunu bir dakika yandan ayırmamıştı. Ben izledim. Saatlerce izledim ne yapacak diye. Nasıl geliyor, nasıl gidiyor diye. Tabii çevredeki insanlar çok dikkatini çekmiyor ama ben konuyu bildiğim için izledim. Bir dakika çocuğun elini bırakmadı kronik şizofren bir kadın. Evet. Tabii yani psikiyatrik rahatsızlık dememek lazım zaten. Ben hani hayat şartlarından bahsediyorum. Bilemiyoruz hani hayat yani şartları insanları nereye aklıma geldi. Nasıl olur da aklı başında bir iki insan yani şimdiden öyle varsayıyoruz. Ama mutlaka bir sebebi vardır. Haklı ya da haksız. Ama aile fertleri yok mu yani bu çocuklar ağaç kovuğundan mı çıktılar? Aileleri yok mu? Halaları, teyzeleri, anneanneleri, babaanneleri ne bileyim dedeleri. Nerede bu çocuklar diyen 42 yıldır hiç ortaya evet. çıkmayan. Yani bu akrabaları olması lazım kuzenleri, yani. Yeğenleri. Evet. Ve üstelik bu olayı da çok net hatırlıyorlardır yani. İsimlerinizi söylüyoruz burada. Hani isimler de söylendiği andan itibaren ortalama yaşınız, isimleriniz, nerede bırakıldığınız belliyken mutlaka aile fertlerinden birileri bu olayı duymuşlardır, biliyorlardır. Kayıptan evet, biliyorlar ama yıllar bu olayın geçiyor. Bir özelliği evet, var. Şevki Bey. Yani Silkeci garına bırakılıyor. Birkaç gün sonra basın ele alıyor. Çocukların fotoğraflarıyla haber yapılıyor. Yani bütün bunlar diğer sıradan bırakılan, kaybolan bir durumla mukayese edilemeyecek derecede elle tutulur, unutulmayacak
bir takım durumlar. Ama o gündür bugündür arama çabası da girmemişler. Evet. Evet. Girmemişler. O şaşırtıcı zaten. Biz çocuklarımızı bıraktık. Ya belki bıraktık de girdiler. Onu da şöyle söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Bizim o kızımız neydi? Sonra evini falan da yaptırmıştık. Hatta Demet Akalın koltuk falan getirmişti. Dur kızın adını söyleyin. Şirin. Evet Şirin. Şirin'i de aile yıllarca arıyor. Bütün kayıp ilanlarına kadar getirdi. Ailenin iki sokak ötesindeki çocuk yuvasında bulamıyorlar. Kızı evet, başkası yetiştiriyor ok falan. Olmuştu. Evet ok meydanında çocuk yuvasında çocuklar. Yani onu da gördük. O yüzden artık ben hiçbir şeye net şu da diyemiyorum. hani o kadar artık olay gördük ki. Hani bu gazetede çıktığı için biraz daha hani duyulurdu. Evet yani bakalım altından ne çıkacak ben de merak ediyorum. Unutulacak bir olay değil. Evet. Ya bu arada efendim muhabirimiz Tuğçe Kocaman ben basın açıklamasını okurken ona bir Harun amcaya bir bak demiştim. Harun Bey'in yanında yani Hava Hanım'ın eşinin yanında o biliyorsunuz aileden serbest kalan tek kişi tek başınaymış ve evde sürekli ağlıyormuş. Tuğçe bana ben şimdi ne olacağım diye. Yalnız, onu da gösterelim ki sosyal hizmetler şimdi devreye yalnız girer. Yalnız bu beyefendinin Harun Bey'in şizofreni teşhisi çok büyük bir ihtimalle bilmiyorum ama yanılgılı. Yani onun tek dengi tekrar gözden geçirmesi gerekir. Evet ona da şey yapalım ama şimdi Tuğçe bilgi notu gönderdiler. Harun Palun'un Misalet yanında altında. Çok ağlıyormuş evde ben ne olacağım diye. Tabii şimdi vasisi olan oğlu da cezaevine girdiğine göre yani bu konu dışında olduğu için tabii Harun Bey'in durumu var, Harun Palun'un durumu var. Ona kızı Ayşe Melek bakıyordu. Oğlu da onun vasisiydi. Şimdi evde tek başına kalmış. O adam kendine bakacak durumu yok onun. Bir de öyle bir durum var yani. Tuğçe'yi telefona bağlayın. Tuğçe'cim. Duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz seni. Evet evet Müge Hanım. Evet Harun Bey'in yanına uğradık biz de ancak kendisi tek başına kalmış evde zaten rahatsız evde kalamadığını bize iletti. O da çok üzgün ve ağlıyor aslında tutuklamalarla ilgili değil şu an sadece rahatsız olduğundan dolayı çok üzgün tek başına kalamadığını bize belirtti. Ve yine yetkinlerden kendisi için de bir yardım bekliyor onu söyleyebiliriz şu anda evde tek başına. O zaman sen onu yalnız bırakma Tuğçe. Siz gidin bir oturun da Harun amcayla beraber. Kocaeli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü eminim hemen müdahale edecektir. Zaten beyefendinin emekli maaşı falan da var. Evet. Bir de vasi altında yaşıyordu. Şimdi Harun Bey'le ilgili de devreye gireceklerdir diye bekliyorum. Muhtemel yeni yani bir ümit etmiyorum vasi girerler yani. Ve çok ilgili vasi değiştirilecek. Evet. Evet. Ama O şizofreni teşhisinde tekrar gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Onu da bir not olarak düşelim. Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürümüz de çok ilgili bir beyefendi. Şimdi arkadaşlarımız da durumu kendilerine iletecekler. O zaman siz de yalnız bırakmayın yavrum ya. Ne yapalım yani hani o da tek başına kaldı bakar mısın? Aklıma geldi. Dün aklıma gelmedi nedense. Yayını izlerken aklıma geldi Harun amca ne oldu diye. Evet. Üstelik yani Harun Bey bence bu olayların çıkmasının kilit ismi olduğu için kendisine çok saygı ve sevgi de besliyorum özel olarak ne yalan söyleyeyim. Tabii tek başına kalmaması lazım. İnşallah o konuda da sosyal hizmetler şimdi devreye girerler. Tuğçe'ye tekrar bağlanırız. Efendim Necla Önal'ın kızı Emine 21 gündür kayıptı biliyorsunuz. 21 gün boyunca evinden uzaklaşan çocuğun tek derdi velayeti babada olduğu için babasında kalmak istememesiydi. Bir hatırlatacağız. Yine şunu söyleyerek bandı izleteceğim. Efendim bizler elbette ne annenin ne de babanın hayatının içinde olmadığımız için yani çocuk her ne kadar istemese de baba kötü de diyemeyiz. Her ne kadar anne istese anne iyi de diyemeyiz. Yani bunların hepsi soruşturmaya muhtaç konulardır. Ama eğer bir çocuk ben evde kalmak istemiyorum diye 21 gün boyunca İstanbul gibi büyük bir metropolde tek başına yaşama kararı alıyorsa o çocuk için yapılması gereken o çocuğun da dinlenmesi ve o çocuğun sağlıkla yaşayabileceği ortamın belirlenmesidir. Güven yoksa, altında olacağı bir ortam yoksa, yaratmak en önemlisi. Yani baba elbette ki babadır yani ama
Şimdi çocuk eğer babanın yanında kalmayacağım diye 21 gün kendini sokaklara atıyorsa ortada bir problem olduğu, en azından çocuğun böyle bir isteği olduğunu dikkate alınıp tabii ki ona göre davranılması gerekir. Bakın neler yaşandı efendim. Önce bir hatırlayalım. 21 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kızı Emine İrem Mutlu için programımıza başvurmuştu anne Necla Önal. Şöyle enteresan bir hikayesi var. Necla Hanım'la eşi bundan 6 yıl önce boşanmışlar. Çocukların velayeti babaya verilmiş ama çocuklar annenin yanında kalmaya devam ediyorlarmış. Baba da velayet onda olduğu için istediği zaman alıyormuş çocukların yanına, sonra anneye tekrar geri bırakıyormuş. Sonra Necla Hanım çocuğunun üzerine bir takım darp izleri görmüş. Kızın velayetini almak üzere mahkemeye başvuruyorsun. Evet. Şimdi kızımız tekrar velayet davası görülecek ya, ya babasına verilirse korkusu yaşayarak evden uzaklaşmış. İnşallah bizi izliyordur. İrem'e sesleniyorum. İrem'cim eğer senin derdin buysa kızım sen önce bir ortaya çık. Sana bununla ilgili biz yardımcı oluruz. Günlerdir kızından gelecek bir haberi bekleyen Necla Hanım'a müjdeyi Müge Anlı verdi. 3 haftadır kayıp kızı Emine İrem telefondaydı. Kızın telefon attığımızda Necla'cığım kızını bulduk. Bir alo de. Alo. Annem. Neredesin kızım sen? Ben iyiyim, merak etmeyin beni. Niye çıkmadın, ama niye aramadın beni? Ben sana demiştim zaten. Bir daha aynı şeyler yüzünden bu evi terk edersen hiçbir şekilde arayıp sormayacağımı. E peki bu ne zamana kadar böyle devam edecek? O adam peşimi bırakana kadar devam edecek. Annem bu böyle çözüm değil, biliyorsun değil mi? Kimi zaman çözümü kendim yaratmam gerekir. Kimseden bir ses soluk çıkmadı. Kimse bir şey yapamadı. Ya kardeşin de çok üzülüyor. O da yalnız kaldı sen olmayınca. Ben de gidemiyorum görmeye. Konuşmamı yasakladı. Lise 1. sınıf öğrencisi Emine İrem, Müge Anlı'ya evden neden kaçtığını anlattı. Kuzum sen niye kaçtın evden? Daha fazla işkence görmeyi kaldırabilecek durumda değilim. Kim sana işkence ediyor? Babam. Sadece dert raporlarını gördüyseniz eğer, onlar sadece kağıda resmi ya da dökülmüş olanları. Onun dışında konuşamadığım, anlatamadığım, kimseye söyleyemediğim şeylerim oldu ve ben artık bunları kaldıramıyorum. Senden ricam, neredesin? Gelelim seni alalım. Avukatla, mahkemeyle falan bizzat özel olarak konuşalım. Şu an yanına çıkıp gelirsen zaten direkt babaya teslim edeceksin. Hayır, 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 hayır. Hiç öyle bir şey yok. Bu devletin de bununla ilgili işleyen mekanizmaları var. Sen kimin yanında kalmak istiyorsun Emineciğim? Tamamen annemin yanında kalmak istiyorum. Ama baban da diyor ki benim yanıma geldiğinde ben ona bir takım kurallar koyuyorum ve o kuralları aslında isyan ettiği için benim yanımda kalmıyor diyor. Tamamen yalan, aslında kuralların olmadığı bir ev orası. 3 hafta okula gitmemiş, annesinin haberi yok. Annesi de iyi bakamıyor diyor. Babanın iddiaları da böyle. Böyle bir durum yok. Okula gitmememin de tek sebebi o. Kafamı toparlayamamamın sebebi de o. Yayınımıza katılan baba Murat Bey ise kızını ve annesini suçladı. Karşımda şu anda ağlayan kişi, çocuklarını hiçbir şekilde sahip çıkmayan bir kişi. Oğlumun okuluna gidiyorum, 11 gün devamsızlığı var. Bu 6 ay geçici velayetin anneye verildiği dönem. Kızım okuldan atılıyor. Atıldı mı okuldan? Hayır, atılmadı. Atılmamış. Müge Hanım şu anda gitsin. Okula gitmemenin dönemlerinde hep hastaydı çocuğum. Bu okula devamsızlığı olmasının tek sebebi raporunun olmaması. Çocuk hasta olduğunda götüremiyordum. Müge Hanım bana attığı mesajı size söyleyeyim mi? Çocukların kimliğini bana gönder. Yoksa kayboldu ilanı verip kimlikleri geçersiz yapacağım. Mecbur mu? Öyle söylemek zorunda kaldım. Siz niye kimliklerini vermiyorsunuz anneye? Ben vermemezlik yapmadım. Çocuğunuz telefonda diyor ki ben oraya gitmek istemediğim için sokaktayım. Nerede olduğunu bilmiyoruz şu anda çocuğun. Çocuk da annesinde kalmak istiyorsa sizinle de güzel bir gene görüşebilmesi için siz de tamam kızım ben sana bir şey yapmadım ama böyle hissediyorsan tamam kal annende deyip ilişkinizi düzeltme yoluna gitmek daha mantıklı değil mi? Tamam annesinde kalsın ama şu anda ben velayeti vermeyeceğim Müge Hanım. Velayet davasından vazgeçmeyeceğini açıklayan baba Murat Bey kızına karşı şiddet uyguladığını itiraf etmek zorunda kaldı. Emine ben sana ne zaman kötü bir tavır yaptım kızım? Tamam benim hatam bir tane ise senin hatan 10 tane zaten. Kızım sen uygunsuz, istenmedik bir hareket yaptın diye dayak yemedin mi benden? Yüz kızartıcı tamam, suç yaptın ya, diye. Tamam Zeytin ya asla neresi uygunsuz bir hareket? Sen kendi dünyanda büyüdüm zannediyorsun ama daha çok eksiğim var. Ben sadece kusura sizi bakmasın, koruma amaçlı. Ben daha büyümedim. 14 yaşındaki Emine İrem gözyaşları içerisinde babasının evine dönmeyeceğini söylerken Müge Anlı önemli gelişmeyi duyurdu. İl Sosyal Hizmetler Müdürümüz Arzu Gür Hanımefendi şimdi aramış, ekip yolluyorum. Emine de ağlamasın, biz onun yanındayız demiş. Emine, telefonunu kapama. Şimdi bir bekle bulunduğun yerden ayrılma kuzum. Hemen seni yayından alıyorlar, adresini alın.
Ve efendim Emine sözünü tuttu. Verdiği adreste telefonla şarjı da bitiyordu. Oldukça bizim için de heyecanlı bir süreçti. Şarjı da bitmeden arkadaşlarımız gittiler ve Emine ile annesini buluşturdular. Müge Anlı'ya canlı yayında söz veren Emine İrem'le buluşmak üzere ekibimiz ve annesi Necla Hanım yayınımızın hemen ardından yola çıktılar. Anne Necla Hanım 21 gün sonra kızına kavuşacağı için heyecanlıydı. Çok sağ olun, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu kadar kısa sürede beklemiyordum hani açıkçası. İnanın çok heyecanlıyım, aynı zamanda da böyle elim ayağım da titriyor. Üç haftalık ayrılığın ardından buluşan anne ile kızı birbirlerine sarıldılar, hasret giderdiler. Çok sayılamışsın kızım. Ağlama annem, kurban olurum, ağlama annem, ağlama. Tamam ağlama, bitti. Her şey bitti, tamam mı aşkım? Söz veriyorum bak, her şey bitti. Babanla ilgili yaşadığın sıkıntılar nelerdi Emine? Genel olarak şiddet, hakaret, sosyalleşmek olarak kısıtlamaydı ve özgürlük bana göre de bu zaten. Düşüncelerini açığa vuramadığım bir yerde susaksındır. Düşsün artık, yakamdan peşimi de bıraksın. Bu süreç tamamlandığında ne yapmak istiyorsun? Kimle kalmak istiyorsun? Tabii ki de annemle kalmak istiyorum. En azından bir birey yerine konularak yaşamak daha mantıklı geliyor bana. Geleceğe dönük istediğin şey nedir Emine? Dünya üzerinde MasterChef Yıldızlığı diye bir şey var. Sadece 8 kişi de var bu. Biri de Türkiye'den bir şef mutfak üzerine. Ben bunun eğitimini alıp tamamlamak istiyorum ve Türkiye'den 2 kişi olmak istiyorum MasterChef Yıldızına sahip. Mutfağı seviyorum, yemek yapmayı seviyorum. Genelde yaptığım yemekleri de insanlar seviyor. Müge Anlı'ya verdiği sözü tutacağını hatırlatan lise 1. sınıf öğrencisi Emine İrem, velayet davası sonuçlanana kadar sosyal hizmetler yurdunda kalmayı kabul etti. Aynı zamanda Müge ablaya da çok çok teşekkür ederim. Bir mücadele içine girdi, sürecin kısalmasına neden oldu. Yani normal şartlar biz bunları başaramazdık. Annemin aklına gelmiş, iyi ki de yapmış. Beni bıraksın senelerce ortaya çıkmam ve senelerce bulunmazdım da. Şimdi karakolun yolu gözüktü. Gideceğim, ifademi vereceğim. Paşa paşa gideceğim sosyal hizmetlere. Oturacağım. Emine İrem, anne ve ekibimiz İstanbul Emniyeti Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gitti. Anne kız buradan Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne yönlendirildi. Çocuk Büro Amirliği'ne girmeden önce 14 yaşındaki Emine İrem ekibimize kardeşiyle ilgili endişelerini de dile getirdi. Şu an kardeşimle can güvenliğinin olmadığına inanıyorum o evde. Onun da bir an önce yanıma alınmasını istiyorum. Reşit olmamamız, küçük olmamız ailede bir yer temsil etmediğimiz anlamına gelmez. Kaç yaşında olursa olsun o bir birey ve onun da düşünce özgürlüğü hakkı var. Bu ifadesine bayıldım. Ahmet'im tekrar gerçekten bunu başa alır mısın? Aslında bunu bizler de her çocuğumuz için evde düşünmeliyiz. Yaşımızın küçük olması, evet, o evde bir birey olmadığımız anlamına gelmiyor. Biz de bir bireyiz ve bizim, evet, de bir takım özgürlüklerimiz var diyor. Canım benim, çok da akıllı. Şu an kardeşimle can güvenliğinin olmadığına inanıyorum o evde. Onun da bir an önce yanıma alınmasını istiyorum. Reşit olmamamız, küçük olmamız ailede bir yer temsil etmediğimiz anlamına gelmez. Kaç yaşında olursa olsun o bir birey ve onun da düşünce özgürlüğü hakkı var. Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Emine İrem bir süre kalmak üzere sosyal hizmetler yurduna götürüldü. Önce kızımın ifadesi alındı pedagog eşliğinde. Sonra avukatım da yanına girdi. En son benim ifadem alındı. Savcı yurtta kalmasına karar verdi. Anne Necla Hanım kızının Emine ellerde olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Müge Anlı'ya bir kez daha teşekkür etti. En azından nerede olduğunu biliyorum, güvende olduğunu biliyorum, sıcacık bir ortamda olduğunu, yemeğini rahat yiyebileceğini. Yani en azından şu süreci atlatana kadar babadan korkmadan sağlıklı, güvenli, sıcacık bir ortamda olacağını biliyorum. Müge Anlı, kızımı sosyal hizmetle gitmeye, eve dönmesini sağladığınız için size çok teşekkür ederim. Evet, kızına kavuştum. Bakıyorum bugün yüzün gözünde gülüyor. Evet. Aslında eski eşinde rica ederim. Eski eşine dedi ki tamam kalsın annesine. Ben velayetini vermek istemiyorum ama annesinde kalabilir diye bir açıklamada bulundu. Hı hı. Şimdi avukatlarınız tekrar başvuracak herhalde bugün, değil mi? Hı hı. Arada ama konuşamadık. Şu şeyden sonra konuşacağız. Dediğim gibi en azından kabul etti. Ben anlatamadıklarımı kızım çok iyi anlattı. Benim eksiğimi o tamamlıyor.
Ben istiyorum, çocuklarım yurtta kalsın istemiyorum. Ben yine arkasındayım, ben her zaman destek olacağım. Oğlumun da kızımın da yanımda olmasını istiyorum. Yurttan sonra yurtta kalmalarını istemiyorum. Ben babalarına da hep bunu söylemişimdir. Babasından da birebir konuştuğum zaman dedim hani çocukları kendine sevdir. İstiyorsa gelir zaten sana demiştim. Ama o hiçbir zaman o şeyi güveni vermedi bize. Hayatım zaten şimdi yaşı çok küçük senin kızın yani. Çocuk o şimdi öyle söyleyince evet. Kızdıkları için hani sen bir genç kızsın falan desem de konuşurken. Çocuk 14 yaşında. Ama kendisini de gayet güzel ifade ediyor. Türkiye'nin diyor master şefi olmak istiyorum diyor. Çok güzel yemekler yapıyorum diyor. Hayalleri de var. Şimdi bu çocukların da kolunu kanadını kırmamak lazım. Evet. Siz konuştunuz mu sonra eşinizle telefonda? Hayır aramadı. Ben de aramadım. Sen arasaydın keşke. Açmıyor çünkü aramadım. Konuşmak istemiyor. Oğlum geldi. Ertesi gün. Cumartesi günü. Oğlumla biraz vakit geçirdim. Ondan sonra pazar günü de gitti yani. Babasına dönmek zorunda kaldı. İşte şimdi senin de bu velayet davasını yürütebileceğine inanmadığı için kız yani sana da çok şey yapamıyor. Sana da bel bağlayamıyor. Hayır. Öteki tarafa gitmek istemiyor. Sosyal hizmetlerde kalmak istemiyor. Evet. Yani benim evim var ben annemde kalabilirim. Niye sosyal hizmetlerde kalayım diyor ama bütün bunların hepsi çözülebilecek mevzular. Yeter ki sen de dirayetle işin üzerine gidebil. Ama şimdi bunu söylüyorum. Bu kadın da pizzacıda çalışıyor. İşte izin alıyor. Böyle bu bunların peşine düşerse belki işinden olacak. Zaten asgari çok ücretle çalışıp evini geçindirmek, kirada oturan, evini geçindirmeye çalışan bir kız. Şimdi her şey o kadar böyle birbirine bağlı ki domino taşları gibi. Biri yıkıldı böyle tıkır 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 tıkır. Evet. Şimdi gidiyor. Çok şükür evlendim. Yeni bir evlilik yaptım. Ne zaman evlendin? 4 ay oluyor. Ha bir de sen evlisin. Evet. Resmen. Tabii canım evlendim hani maşallah, kimlikte ha. Şey yok hani eski kimlik yeniletemedim henüz. Emine'nin derdine düştüğüm için hani onun problemlerine uğraşırken eşim de diyor ya hani orada farklı soy ismi kullanıyor. Onu belirtmek istedim. Ama Emine ile aralarında hiçbir sıkıntı problem olmadı. Aksine babasından isteyemediği şeyleri ondan isteyebiliyor rahatlıkla. Ben hani biraz hani kızım her şeyi isteme falan demek zorunda kalıyordum. Ama şimdi yok rahatlar iyiler. Oğlum da mesela dün geldiğinde sarıldı özledim ben seni diye üvey de olsa. Yani anlaşıyorlar. Sıkıntımız üvey babadan yana hiç yok. Aksine desteği çok. Ben tek başıma 3-4 sene boyunca çocuklarıma tek başıma baktım. Hastalandıklarında birini başına bırakmak zorunda kalıyordum. Birini okulunu bırakıyordu. İzin alıyordum mecburen. Siz bu çocuğun o şekilde sırtına çok yük yüklemişsiniz. Yani siz bu kızın sırtına çok yük yüklemişsiniz. Ya kızın... Yani 14 yaşında bir çocuk evet elbette ki ev işlerine yardım eder. Ben hiçbir zaman ev işi yaptırmadım. Evet çocuk kardeşinin ödevini yaptırır. Yani yaptırsın tabii ama yani bunların sorumluluğunu alamaz. Şimdi bak sorumluluk ayrı bir şey. İstediğini yaparsın orası evet. Ayrı gider... Evi biz hepimiz yaptık. Hepimiz evi de süpürdük, toz da aldık. Kardeşimizle de ilgilendik. Yemek yapmayı seviyor. Bir iki küçük yemekler yapar, denemeler ama yani, yapar. Evet, ama şimdi sen bana gelip de akşam 3 çeşit yemek yap olmaz. Dersen hani ben bunu yapamam ben 14 yaşında. Yapmamalıyım da zaten. Ben kızıma hiçbir zaman yemek yap, evin işini yap demedim. Ben kendim ama yapıyordum. Ama babasının yanında ben bunları yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ben hep hazır halde bırakıyordum onlara. Ben sabah çok erken kalkıyordum. İşe gitmeden önce çocukları okula bırakıyordum. Yemeklerini yapıyordum. Okuldan geldiklerinde yesinler. Oğlum zaten öyle söylemiş. Evdeyken yani, annem yapıyor ama babamın yanındayken hepsini ablam yapmak zorunda. Ben ve hiç ablam da hepsini yapamıyor demiş. Yani 14 yaşında yani. Yap, bir de onun zorunluluğu değil ki bu onun yükümlülüğü değil yani. Bir de onlarla birlikte en ufak bir fırsatı değerlendiriyordum. Hani onlarla daha çok vakit geçirmek adına şey park olsun, denize götürmek olsun, köye götürmek olsun. Hani gezme açısından her gün onlarla birlikte ben de geziyordum. Ben de eğleniyorum, ben de onlarla birlikte yeniden şimdi bak, öğreniyordum. Sen de yalnız şunu da unutmayın. Sonra mahkeme verdi vermedi diyorsunuz ama şimdi mahkeme bazı şeylerin zamanı vardır. Bak sen de okuma yazman da varmış. Sen de git bir dışarıdan biraz şöyle ortaokulun bak o kadar kampanya kaydım yaptın. Kaydım var. Açık öğretim mi okuyorum ortaokulu bitirmek için. Heh. Bak bu son kampanyaya katılsaydın 180 saatte alacaktın hemen diplomanı. Biraz da kızım biraz uyanık olun. İşte çalışmaktan takip edemiyorsun. Televizyon izleyemiyorsun ki Müge ya Hanım. Televizyondan hani... değil ki hayatım. Bütün her tarafta yazlar etler yani biraz da şöyle... Hayatınızın iplerini kendi elinize alın. Yani bir kocadan öteki kocaya, koca sığınma yeri, koca işte bana baksın yeri değil. Kocalık, karılık müessesesi başka bir müessese. Bizde insanlar zor durumda kaldığı için
Yani kadını ya da erkeği böyle bir sığınma yeri olarak görüyor. Doğru değil bunlar. Sığınma hepsi olarak gidebilir. Bakmadım zaten. Hepsi hani... gidebilir hayatımızdan. Bak tabii her şekilde ki. Tek başımıza kalabiliriz. Tamam, iki tane de çocuğumuz varsa eğer o çocuk senin bu işleri halledebileceğine inansaydı 21 gün kaçmazdı. 21 gün İstanbul'da ben bile tek başıma yaşayamam yani bu yaşımda. Ben yaşayamam ben ya. Parasız pusuz ne yapacağım ben? Ve üstelik yaşınız çok küçük, hata yapma olasılığınız hiçbirimiz çok fazla. Hiçbirimiz yaşayamayız. Ne kadınımız ne erkeğimiz. O tabii yüzden ki. Yani bunu da şimdi mahkemeye gittiğinde bunu da anlatın. Babayı kötülemek de değil. Çocuk istemiyor öyle ya da böyle istemiyorsa zaten onun o ifadesini mahkeme dikkate alacaktır. Sana 6 ay geçici velayet verildiğinde sen 5,5 ayın sonunda gidip mahkemeye uzatılması için bir dilekçe verseydin kendin el yazısıyla. Çocuklar benim yanımda memnunlar. Biz bunun uzatılmasını istiyoruz. Gerekirse tekrar gelin diye bir şey yazsaydın. O zaman mahkeme bunu dikkate alırdı. Mahkeme ne bilsin senin süren doldu mu, sen tekrar istiyor musun, i̇şte, istemiyor musun? Sıkıntı da orada. Kız okula işte, gitmediği için onun şeyini düzeltmeye uğraşırken o süreyi kaçırdık biz. İşte kaçırınca mahkeme bana vermedi olmuyor. Sen süreyi kaçırmış oluyorsun. Hayır, tekrar talebimizde bulunduk. O reddoldu. Biz bir talep ettik ama reddedildi işte ben o. Ben anlatıyorum bak, yine anlamıyorsun. Şimdi yine anlamayınca yine aynı şey başına gelecek. Hayatım, ben mahkeme olarak sana demişim ki 6 ay bu çocuklar senin yanında kalsın. 6 ay sonunda bu şu demek. 6 ay sonunda bu kararım benim bitecek, yeniden bakacağım demek. Ama ben mahkeme olarak senin peşine düşmeyeceğim. Sen benim peşime düşeceksin. Çünkü sen istiyorsun, sen talep edeceksin tekrar. Bunu 5. ayda edeceksin, 5,5. ayda edeceksin. Neyse yani. Yani 6 ay içerisinde biterse o karar, yaşantıları, şartları, çocukla durumunuzu bitmiş oluyor. Yeni ortaya çıkan bir takım olaylar varsa onları mahkemeye zaman zaman bildireceksin ki hakim de 6 ay sonunda yeniden kararını vermek durumunda aynı kararımı versin yoksa bir değişiklik mi düşünsün, aldığı bilgilere göre karar verecek. Tabii burada çocuğun menfaati birinci planda dikkate alınacak. Ver bakayım. Bana mı veriyorsun? Öyle mi? Ablam bulundu. Aa. Temel Bey. Süper. Gözün aydın. Evet, 42 yıl önce efendim Sirkeci Bukanı'na bırakılmış iki kardeş. Küçük kardeş Temel Bey ablasını aramak için stüdyomuzdaydı ve 42 yıl sonra İki kardeş buluşacaklar. Ay ne kadar sevindim. Çok güzel bir mucize. Harika. Ama efendim hakikaten mucize. Ama tabii burada alkışlar ekibime. Şimdi onların izlediği yolu söylemeyeceğim ama çok doğru bir yol izleyerek aslında Melahat Hanım'ı kendileri buldular. İstanbul'da yaşıyor. Bir şey söyleyeceğim. Gel, alıp gelsenize. Gelir mi? Evet, o da yakınsa o da seni buraya arıyormuş. O da seni arıyormuş Temelciğim. Yakın yakın ama tabii şartlarını bilemiyorum şimdi. Hadi bir konuş, bana haber ver. Hadi alın gelin. Çok yakın aslında. Yani gelebilirler. Değil mi? Bir 45 dakika içinde, bir saat içinde olabilirler ama tabii hanımefendinin hani şartlarını bilmiyorum şu anda. Tabii ki. Gözün aydın. Sağ ol. Sağ ol. Ne yalan söyleyin, herkesin hani buluşmasını istiyorum ama böyle hani o yaşadığınız durumu görünce sizinkini ayrıca bir çok istedim. Sağ ol. Gözün aydın. Ne söyleyeceksin? Vallahi. Seni şu anda izliyormuş. Seslen ablana. Farklı bir duygu. Yani. Ne? Çok farklı bir duygu. Hadi he? Biraz kendini topla. Heyecan. Biraz bir ablacım de. Onun bir suçu yok. Kavuşmak istiyorum bir önce. He? Bir önce kavuşmak istiyorum. Ay sana ne kadar benziyor. Gel gel. Bak. Abla. Aynı. Aynısınız. Evet. İkiydi sanki. Hı?
Sanki ikiz gibi. Gerçekten ikiz kardeş gibisiniz. İkiz misiniz acaba ya? Yani ayrı yumurta ikizisiniz tabii Allah ki ama. Allah Allah. Aynısı. Yani sokakta görsen benim ablam mı diye tanıyamam, sorabilirsin. Ama sonuçta görsen herhalde bu benim aynım diyebilirdin yani. Allah Allah. Vay be. Öyle mi? Geliyormuş ablan. Aa, iyi, çok sevindim. Hadi gel otur. İyi hadi. Aa, hiç öyle telefonla falan konuşmayalım. Evet, çok yakın. Evet. Abla gelsin burada iki kardeş efendim. Sirkeci otogarına bırakılan. Ay Sirkeci otogarı deyip duruyorum ben de. Sirkeci garına bırakılan iki kardeş, 42 yıl önce bırakılan iki kardeş ilk kez stüdyomuzda buluşacaklar. Çok heyecanlı gerçekten. Evet, evet. Sonra tabii iş bir de ailelerini bulmaya geliyor. Evet. Belki Melahat Hanım gelince bize başka ayrıntılar da verir. Ailenizi bulma konusunda da faydası olur. Hadi bakalım. Kaç çok dakika baktınız bu şeyden? Olmak. Kaç dakika sürüyormuş? Yok. Ben şimdi hemen istiyorum ki ben de uçarak gelsin hemen. Ben şuraya de konu versin. Şimdi bana mesela izleyicilerimiz çok söylemeyeyim şimdi belki istemez yani ama çok yakın. Çok yakın. Ay iyi. Olmazsa yani, da bekleriz. Evet. Yetişse de bekleriz yani. Uzatırız diyorsunuz abi. Uzatırız. Tamam, buradan genel müdürümüze Metin Bey'e, o zaman Haluk Bey'e falan haber evet. merkezinin başına. Yok yetişirler. Şimdi izleyicilerimiz bazen bana diyorlar ki çok sabırlısın ya. Diyorum ki aslında o kadar sabırsız biriyim ki hani istiyorum hemen olsun böyle hemen. Çok sevindim, seni düşünemiyorum. Temel sen de bırak kendini şöyle bir rahat ya. Yok rahatım. Tamam hadi inşallah buluşacaksınız. Belki ablanın verdiği bilgilerle aile fertlerine de ulaşılır. İnşallah. Ailenin de ben toptan sizi bırakacağına inanmıyorum. Sizin vardır mutlaka sizi de yıllardır düşünen nerede bu yeğenlerimiz... Torunlarımız evet. falan diyen. Ben buna inanıyorum. İnşallah onları da bulacağız. İnşallah. Ben hanımefendiyi de Necla Hanım'ı da uğrayacağım. Çünkü şimdi avukat meseleleri falan var. Senin kız sosyal hizmetlerde kalmak istemediği için sen de git derdini doğru anlat. Kevriye tamam. Hanım şimdi sana çok yardımcı olacak. Çok teşekkürler, sağ olun. Hayatım ben teşekkür ederim. Emine ile tekrar sizi ziyarete geleceğiz. Tamam bekliyorum. Babayla da konuş. Baba da kalsın annesinde dedi. İlla ki dövüşmeye de gerek yok yani. Güzel konuşun. O da istemez kızı dışarılarda kalsın. Tamam mı? Tamam, çok hadi. Teşekkürler. Görüşürüz. Peki. Efendim, biliyorsunuz Kadir Bey babasını, Hafize Hanım eşini aramak için aramızdaydı. Babaları kayıp yani yaklaşık artık bir yıl olacak neredeyse. Nisan evet. ayına geldiğimizde bir yıl olacak. Onunla ilgili bantlarımız var, izleteceğim. Fakat bir ailemiz daha var yanımızda. Cuma günü çok teşekkür ediyorum. Onlar da İrem'in bulunmasıyla ilgili konuşamadık ama onlar da çok anlayış gösterdiler. Buraya gelen konuklar birbirlerine o kadar sahip çıkıyorlar ve kolluyorlar ki çok hoşuma gidiyor buradaki duygu da ailelerin birbirine karşı duygusu. Efendim Ali Göleş. Ali Göleş 23 Eylül 2018'de yani çok yeni Hatay'da öldürülüyor. Ailede katil ya da katillerini aramak için aramızda. Fatma ve Hicran kızları, Hasan Bey de erkek kardeşi. Kızlar diyor ki bizim babamızı kim öldürdü? Kafalarında bir takım soru işaretleri var. Onun yanıt bulmasını istiyorlar. Ve bir an önce de katil ya da katillerin de yakalanması arzusundalar. Haberimiz var, çok kısa bir izleyelim. 62 yaşındaki işçi emeklisi Ali Göleş'i kim neden öldürdü? Hatay Samandağ'da yaşayan 62 yaşındaki işçi emeklisi Ali Göleş evine 100 metre uzaklıkta silahla vuruldu. Babam evden çıkıp kaynının evine gidiyor. Oradan geri dönüşte saat 8 civarında mobeselerin çekmediği kör bir noktada vuruluyor. Peki 9 yıl önce yeni bir evlilik yapan Ali Göleş'in ilk evliliğinden olan kızı Fatma Hanım kimlerden şüpheleniyor? Şüphelendiğim isimler eşi Sunay Hanım, kardeşi Behçet, Mağaracık'ta yaşayan İsmail. Babam emekli olduğu için bayağı bir parası varmış. Benim bildiğim yani bir 80 milyar falan olması lazım. Sunay'ın İstanbul'da okuyan bir yeğeni varmış. Ona 15 milyar para gönderdiğini söylemiş babam, Hicran ablama. Ama Sunay'ın ablası reddetmiş. Hayır demiş, öyle bir para verilmedi. Bunun bir kavgası olmuş. Bunu da ifade verdiğinde evet onaylamış Sunay. Büyük ihtimalle benim babam bu yüzden vuruldu. Ya bu kadar kolay mı? Para için insan öldürülür mü? Babasının katilini arayan Fatma Hanım, ablasının kulak misafiri olduğu şok bir konuşmayı paylaşıyor. Benim küçük kardeşim Yusuf henüz 7 yaşında. Banyoda annesi onu yıkarken annesine, anne babamı neden öldürdün diyor.
Bu sözü benim Çorum'da yaşayan Makule ablam duyuyor. Ben tekrardan polislere söyledim. Polisler ifadesini aldığında inkar etmiş. Yaklaşık 4 ay önce cinayete kurban giden Ali Göleş'in bir diğer kızı Hicran Ecevit de üvey annesinden şüpheleniyor. Amcam dedi Sunay'ın yeğeni var dedi bir tane kadın. Babanı arıyormuş sürekli. O yüzden kavga etmişler. Bir kıskançlık durumu falan olmuş. Benim babam hiç kimseye zararı yoktu. Herkesi severdi. Evine oturtururdu, yedirirdi, içirirdi. Düşmanı yok, alacaklısı yoksa bu adamı kim vurdu? Behçet, İsmail ve Sunay. Üçünüzle konuşacaksınız. Üçünüzün de yanına kalmayacak bu. Kim ne biliyorsa söyleyecek. Yalvarıyorum size, bağlanın. Kimseden korkmayın. Çekinmeyin. Efendim cinayet yeni. 23 Eylül 2018 cinayet tarihi. Hatay'da işleniyor bu cinayet. Şimdi sizin babanız, başınız sağ olsun öncelikle. Sizin babanız 9 yıl önce bir evlilik yapmış. Oradan bir tane de çocuğu var öyle mi? Evet. Bir tane küçük kardeşiniz de var. Bir tane erkek var. Kardeşim var. Babam da çok düşkündü ona. Yani nereye giderse beraber götürürdü. Hiç yanından ayırmadığı bir çocuk yani. Neden o gece yalnız gitti? Ve çocuk da ağlamış yani. Ben de gideceğim demiş. Sunay ısrarla yani bırakmamış çocuğu. Sunay dediğiniz üvey anneniz mi? Evet. Peki babam sizin üvey annenizle nasıl aranız? Nasıl? Yani hani normal şartlarda böyle konuşup görüştüğünüz bir insan mı yoksa aranız bozuk muydu? Ya zaten ben babamla da görüşmüyordum. Bir 7 yıldır yani hiç görmedim. Cenazesine sadece akşam beni aradı ablam. Babam ölmüş dedi. Kaza yapmış dedi önce. Sonra halam aradı. Halam dedi yok dedi vurmuşlar dedi babanı. Nasıl dedim yani kim ya? Yani hiç kimseye bir zararı yoktu. Evinde yemeyen, içmeyen, yatmayan hiç kimse yok benim babamın. Şu anda bile yani hiç tanımadığımız bir insanı evinde barındırıyor, evinde bakıyor adam. Yani çocuk öyle söyleyince ne bileyim kayınlarının da ifadeleri farklı farklı ifadeler kullanmışlar. Yani bunu şunun için yani birebir onlardan hani şüphe ediyorum. Siz babanızın bu son eşinden şüpheleniyorsunuz ama mesela Hicran'ım sizde de durum aynı mı bilmiyorum. Şimdi hani görüşmediğiniz için mi şüpheleniyorsunuz ondan yoksa yani neden? Ben görüşüyorum, ben gidip geliyorum. Siz gidip geliyorsunuz? Evet. En son 2 yıl önce gitmiştim ama gidip geliyorum yani ben. Telefonla da arıyorum, görüşüyoruz. Bir probleminiz yoktu sizin? Yok, kesinlikle. Peki Hasan Bey siz de mi efendim gelininizden şüpheleniyorsunuz? Özellikle burada neden şüphelendiklerinizi anlatacağız ama hani önce bir anlamak evet. için. Özellikle sizlere ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu olaya el attığınız için sağ olun varın. İnşallah sizin sayenizde çıkacak bu. İnşallah. Evet, temennimiz budur. Tabii ki katilin çıkmasını özellikle istiyoruz biz. Neden vuruldu? Niçin vuruldu? Yani biz bilmiyoruz bunu. Neyin nesidir bu? Niçin vurdu? Yani bunun ortaya çıkmasını istiyoruz biz. Şimdi bir insan yani alacak verecek de olsa hiçbir zaman kalkıp da can almaz. Kesinlikle. Şimdi evine 100 metre kala omzundan yani yakın mesafede de öldürüldüğü için hani bu böyle bir kör kurşuna gitti falan değil. Evet. Yani bizzat beyefendi hedef alınmış. Yakın mesafeden vurulmuş. Omzundan vurulmuş ama omzundan vurularak ölmez. Nereye gitmiş ki o kurşun? Ya kaldırıma vurmuş kafasını düşünce motosikletin üzerinde. Seyir halinde gidiyor yani motorla gidiyor eve dönüş. Kaldırıma motorla giderken vuruluyor. Evet. Motosiklet kaza yapıyor başını çarparak. Evet. Seyir halinde giderken sıkılıyor kafasına doğru. O anda işte şeye kafasını çarpıyor o kaldırıma. Anladım. Bu, o günkü iddiaya göre yani ailenin öğrendiğine göre... beyefendi kayınpederine gidiyor öyle mi? Evet. Turşu bidonu getirmesini istemiş babanızdan. Evet o şişeler götürüyor oraya. Turşu bidonu götürüyor. Geriye dönerken tam da güvenlik kameradan olmadığı kör bir noktada vurularak hayatını kaybediyor. Yani demek işte vurulma neticesinde gerçekleşen olaylarla demek lazım. Peki aile neden üvey anneden şüpheleniyor? Aslında üvey anneden şüphe etmenizin nedeni babanızın yeğeninin yeğeniyle görüşmesi değil mi benim anladığım? Hayır aslında üvey annemden şüphe etmemizin sebebi kardeşimin babamı neden öldürttün? Hani çocuktan al haberi. Hani o anda da o yok oğlum öyle şey diyor. Söyleme öyle şeyler falan kimse duymasın. Bunu da bizzat ablam duyuyor.
Ablamdan öğrendikten sonra karakola haber verdim ben. İfadeye çağırmışlar, öyle bir şey olmadığını reddetmiş yani. Siz de diyorsunuz ki aslında o 7 yaşındaki çocuk evde olup biteni biliyordu. Tabii ki. Annesine bunu söylerken ablam da duydu. Evet. Ve biz ondan dolayı şüphelendik. Ama siz sonra tabii bir cinayetin bir nedeni olmalı diyorsunuz. Araştırınca da babanızın o bahsi geçen işte yeğene para verdiğini öğreniyorsunuz. Evet, kıskançlık olabilir. Ya da ortada şu babam tazminat alıyor, emekli oluyor. Bu para kayıp yani. Yok mu o para ortada? Yok, para yok. Üstelik babam bir ev aldım, bir dükkan aldım falan gibisine şeyler de söyledi. Evet, bana yani göstermiş hiçbiri yok dedi. Sebep sadece para mı? Ben bu anlatılanlardan onu çıkartmadım ama benim anladığım kadarıyla eşi yurt dışında olan bir hanımla, o yeğeni evet. mi oluyor artık nesi oluyorsa, onunla görüşmesinden dolayı aslında bir dava kıskançlık bahsediyor. Oluyor herhalde. Sunay anne niye gidiyorsun, niye geliyorsun gibisine. Ondan dolayı aslında başlıyorlar. Peki bir ara verelim, Kocaeli'ne tekrar bağlanacağız. Tuğçe'nin de oradan anlatacakları var. Kocaeli'nden çıkamadık. Kocaeli'ne yine bir dönelim. Az önce programın başına size izletmiştim. Aile fertleri tutuklanıp cezaevine gönderilince babaları Harun Pala evde tek başına kalmıştı ve tek başına kalabilecek durumda. Kendisini idame ettirebilecek durumda değil. Tuğçe dile getirmişti bunu yayında. Evet Tuğçe'cim, söz sende. Can beni. Evet, evet Müge Hanım. Az önce biz Harun Bey'in yanına gelmiştik, sizlere de belirtmiştik ve durumundan bize bahsetmişti. Biz de gelir gelmez zaten rahatsız olduğunun farkına vardık. Evde tek başına kalmaktan şikayetçiydi. Özellikle akşamları evde tek başına kalamadığını bizlere belirtmişti. Ve Kocaeli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de hemen devreye girdiler ve eve geldiler. Harun Bey'i kontrol ettiler ve kendi bünyelerinde bulunan bir bakım evinde kalması için kendisini ikna ettiler. Kendisi aslında başta gitmek istemedi. Evinden de ayrılmak istemedi. Ben kalamıyorum ama yanıma bir kişi gelirse kalırım dedi. Ancak tabii ki sosyal hizmet görevlileri tek başına bırakmadılar Harun Bey'i ve az evvel de aldılar. Harun Bey bir süreliğine kendi bünyelerinde bulunan bir bakım evinde kalacak ve tedavileri yapılacak. Sağlığıyla ilgilenecek ve daha sonrasında da Harun Bey, çünkü ben ailemden birilerinin yanında kalmak istiyorum demişti. Daha sonrasında da Harun Bey'in ailesinden birilerine ulaşacak. Ama şu an için sosyal hizmetlerde güvende, emin ellerde diyebiliriz Müge Hanım. Tuğçe'cim teşekkür ediyorum. Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürü Sayın Bekir Yümlü'ye de çok teşekkür ediyorum. Bahsetmiştim. Çok ilgili bir beyefendi diye. Konularla en azından Harun Bey de sosyal hizmetlerin bir yerinde güvenle yaşasın. Yani aile fertlerimden kalacağım diyorum da aile ferdi yok adamcağızın. Kalmadı aile ferdi ortada. Arif Hocam'ın sözü de önemliydi. Tekrar bir kontrolden geçirilmesi konusunda. O da hocam çok önemli. Teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür o konudaki ederim. Uyarınız için de sosyal hizmetlerle dikkate alacaktır eminim. İşte, ay bir şeye daldın mı? Hani bitmiyor yani o su, evet. bu su, onu. Şimdi tabii evin sahibi, kiracılar orada falan. Of of of, bir ton iş. Neyse arkadaşlar. Ve bu yaklaşık 10 yıla yayılmış bir süreçten bahsediyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi şimdi babanızın şu an evli olduğu eşi Suna Hanım'ın bir yeğeninden bahsediliyor. Evet. Siz burada röportajda da bahsetmişsiniz. Babam o kişiye para göndermiş ve bununla ilgili mi kıskançlık konusunun çıktığını, tartışmaların olduğunu düşünüyorsunuz? Onu amcam söylemişti bize. Müge Hanım, ben buradan şey yapmak, müdahale etmek zorundayım. O yeğeni abim hani hayırsever, çünkü kapısına geleni hiç çevirmez. Her zaman kapısı açıktır. O yeğene yardım ederken yengemle tartışıyorlar yani. Yengemle tartışınca hani niye sen... O zaten yengenizin yeğeni değil mi? Evet. Hı. Ondan tartışınca şimdi duyumlarım öyle yani. Çünkü ben Ankara'da kaldığım için bizim yeğen var, Mehmet. O bana telefonda hani araştırmaya oğlum dedim, bak burada sen varsın. Çünkü canımız kanımız abimizdir, gitti. En azından bir şeyler duyduğunda bana telefon aç, bildir, bilgi ver dedim yani. Sonuçta yani biz uzakık yani. Devamlı orada yani kalamayız. O yeğen çünkü... dediğiniz evli mi, bekar mı? Evli. 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 Mehmet Bey evli. Yeğenimiz. Şimdi orada hani emniyet teşkilatı araştırıyor ya. O da emniyetten şey bilgi falan almaya çalışıyor. İşte sağda solda arkadaşlarına sorunca.
Sunay yengem de Mehmet yeğenimi şey yapıyormuş yani. Bak sen bu işten çık, karışma. Senin başına çorap örerim ve seni suçlarım gibisine bizim Mehmet'e böyle bir ifadede bulunmuş yani. Bu yardım şeyini de polislere yani bizim emniyet teşkilatı götürünce yengemi ifade almak için yani olayı aydınlatmak için falan. Orada polislere anlatıyormuş yani işte benim bir yerim vardı onun için ufak tefek bir tartışmamız oluyordu. Hani sebze falan istiyormuş falan. O da mı orada oturuyor? O da Samandağ'ında oturuyormuş. Yakında oturuyorlar. Öyle evet. O da eve sebze falan götürüyormuş. Yani telefon açıyorum yani benim ihtiyacım var Ali Bey yani bir şey iyi niyetle artık yani biz öyle görüyoruz. Bana bunu getirir misin gelirken? Hani o da pazarla falan uğraşıyor ya kendisi bazen böyle çünkü emekli olduğu için. Ufak tefek işlerle de uğraşıyor. Karısı diyor ki sen niye götürüyorsun? Niye götürüyorsun? İşte öyle bir tartışma olmuş. Bunu emniyette şey yapmış. İşte bir tartışmamız böyle olunca. Ama Hasan Bey şimdi sizin yeğeninizin yeğeninizle bir şey istiyorsa gerçekten de yardım etmek istiyorlarsa. Şimdi benim yeğenimse ben zaten evet. Yardım edilmesini isterim. Eşimin yardım etmesinden de memnun olurum. Yani niye bu konuda tartışsın ki karı koca? Şimdi, çünkü gelinin zaten yeğeni. Biliyorum ben de anladım. Şimdi bir de anlamadığım nokta şu. Yani emniyete gidip de tartışıyoruz yani. Niye yani karşı çıkıyor? Yahut da bizim yeğene niye bu şeyden Mehmet Bey mi söylemiş başına çorap örerim diye? Evet. Şimdi senin hakkında yani... Mehmet Paltacı. Suçu senin üstüne atarım demiş tamam mı? Evet. Mehmet Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abla. Suna Hanım size sen bu konuya çok karışırsan senin başına çorap örerim, seni suçlarım dedi mi size? Hayır bana bizzat demedim. Kuzenime söylemiş. Kime söylemiş? Kuzenim de ailemi aramış. Demiş. Suna yengem diyor ki demiş. Eğer ben de demiş emniyete gidip diyeceğim demiş. Mehmet de dahisi kavga yaptı. Mehmet'ten şüpheleniyorum. Öyle ifade vereceğim. Ben de zaten polisleri aradım. Polislere dediğimde dosyaya bakan Betül Abigül var. Durumu anlattım. Dediler Mehmet sen rahat ol. Biz biliyoruz sen yapmadığını. Çünkü dedi ilk günden beri onun üstüne sen gidiyorsun. Onun için senin üstüne geleceksen mutlaka biz bunu biliyoruz. Peki Sunay Hanım bunu kime söylemiş? Sevda kuzenim var. Kuzenime söylemiş. Kuzenim Sevda. De annemi ailemi aramış. Evet. Sevda'ya söylemiş. Evet onlar da annemi aramış. Annemi anlatmış. Annemden beni aradı. Sevda kim? Allah kardeşimle Allah. İlgili yani böyle diyeceğim diye. Öyle deyince de zaten ben direkt uzaklaştım. Çünkü devamlı gidiyordum. Hallerini hatırlarını soruyordum. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyordum. Olaydan sonra da zaten gitmedim. Dedim ben durduğum yerde başımı ağrıtmayacağım. O zaman yani amacına ulaşmış o zaman bu işte söz. O zaman Mehmet yeğen de diyor ki telefondan görüştüm. Dedim ki yeğen hayırdır dedim. Dayı dedi ben dedi elimi ayağımı çektim dedi. Yengem Suna yengem böyle söylüyor dedi. Benim çocuklarım var dedi. Hanımım var dedi. Yani iki şahitten dedi beni dedi kalkıp suçlayacak bir şey çok rezillikle çekeceğim icabında. Yani o yönden dedi ben korkuyorum dedi dayı. Biraz kendimi şey yaptım dedi yani. Ya Sunay'la biz zaten birebir görüştüğümüzde Sunay bana işte Mehmet çok kurcalıyor, çok gidip geliyor. Ben Mehmet'ten de şüphe ediyorum dedi. Yani dedim o zaman öyle bir şeyin varsa zaten karakola git söyle. En azından araştırsınlar ya. Ben de dedim ki ne yeğenim sen niye korkuyorsun? Yani senin elin var mı bu işte? Erkekçe konuş dedim. Dayı dedi olur mu dedi öyle bir şey. Öldüren ben dayıma dedi nasıl dedi. Demiyor ki mesela, Hasan Bey ya. Yani öldüren de ben öldürdüm demiyor ki Allah aşkına. Yani niye korkuyorsun diyorum yani. Açıkça gel. Gel bakayım. Biz de senin yanındayız. Peki devletimiz siz niye olmuş. Mesela Sunay Hanım'a da söylediniz mi? Biz çıkacağız programa sen de gel bildiklerini hayır, anlat ben falan. Hayır öyle bir şey demedim. Benim yeğenim işte başvurmuştu size. Ben başvuru yaptım. Ben de yalnız bırakmıyorum. Sonuna kadar yanlarındayım. Canım pahasına o da olsa abimin katilini istiyoruz biz. Başka çare yok. Yani çünkü olay günü mü? Cani yapmaz bunu. Kesinlikle yapmaz. Allah yaratmış bunu. Allah alır bu canı. Evet çok haklı. Kimse alamaz. Ben abimin katilini istiyorum. Kim olursa olsun. Yani biz Ahmet Mehmet demiyoruz. Çıksın ama şüpheler var diyoruz. Niye şüpheler var? Çocuk diyor ki ne? Anne sen niye annem şey babamı öldürttürdün diyor. Çocuğa kızıyorlarmış. Yani hani derler ya çocuktan al bir haber. Şimdi biz demiyoruz ki ne yengem vurmuş. Ama çocuk öyle deyince biz şüphelenmeye başladık arkadaş. Yani neyi nesi bu? Bu katil nereye gitti? Yarıldı mı? Yer mi yarıldı içine girdi? Yani Müge Hanım biz mutlaka bunun çıkmasını istiyoruz. Kesinlikle.
Çok haklısınız. Hepimiz istiyoruz. Ha. Çünkü yani sizin evet öldürülen sizin kardeşiniz olabilir ama onu öldüren ortada dolaştığı müddetçe hepimize zarar evet. verebilir. O yüzden tabii görgü şahitlerine de ihtiyacımız var. Bilgi şahitlerine ya, de ihtiyacımız var. Onlardan şimdi Mehmet yeğenim bir de şunu önemli. Söyledi bana telefonda. Dayı dedi. Yengem ağlıyormuş yani artık bilmiyorum yani. Hastane. Ağlar gibi. Tamam mı? Onun kardeşi varmış. Artık büyüğü mü küçüğü mü bilmiyorum da. Demiş ki ne sen niye ağlıyorsun? Ya zaten kurtuldun daha ne istiyorsun sen Allah'ından? Yani bunu söyleyen de Behçet. He. Onu yani, ben... bu konuşmalar insanı şey yapıyor yani. Behçet de gelininizin erkek kardeşi mi? Evet. Yani o şimdi, Arabistan'da çalışıyor. Benim yeğenim işte böyle anlatıyor yani. Arabistan'da çalışanın eşimle mi yemek götürülüyor? Arabistan'da hayır, çalışıyor zaten. Onun için söyleniyor yani bu. O söylüyor. Ya diyor niye ağlıyorsun işte zaten öldü kurtuldu. Tamam da hani o yeğenin de gelinizin yeğenin kocası da Arabistan'da çalışıyordu ya aynı kişiden yok, bahsediyor. O farklı. İzine gelmiş. O izine tamam gelmiş. Da iyi de hani Arabistan'da çalıştıysa para kazanır evine de gönderiyor insanlar gayet de iyi. Onların niye yok sebzesi meyvesi ben anlamadım. Hayır şimdi Müge Hanım herhalde biz yanlış ifade ettik. Şimdi hani ihtiyacı oluyor çarşıdan gelirken getir diyor yani bize artık parasını veriyor mu vermiyor mu bilmiyoruz ha. Yani gelirken bize bunu getir diyor. Yani sipariş veriyor yani. Yani fazla evet. görüşmesinden razı oluyor. Yani parasını kendisi ödüyor sipariş veriyor yani artık para veriyor mu vermiyor mu onu bilemiyoruz. Bir de hayatım Hatay'da siz merkezde yaşamıyor musunuz? Evet. Tamam yani bakkala da açıp sipariş verebiliyorsun. Oradan evet. manava da açıp verebiliyorsun. Artık hepimiz hiçbirimizin bir yere gitmesine gerek evet. kalmadı. Market de getiriyor. Herkes de getiriyor. Ya da her hafta aldığınız işte, pazarsa pazarcı bile evinize biriyle yani herkes, yollayabiliyor. Evet getiriyorlar yani. Hani ya öyle işte hizmetler o konuda yani şey yapmışlar yani tartışmışlar yani. Niye başkasına söylemiyor da sana söylüyor falan gibisine. Anladım tabii Sunay Hanım'ın Sunay Hanım'a söz hakkı düşüyor tabii yani bunlar iddialar konuşulan iddialar. Evet, evet. Ama Sunay Hanım gerçekten hani oğlunun yanında cinayetle ilgili bir şey mi konuşuldu da çocuk bunu dile getirdi. Gerçekten çocuktan al haberi kısmına ben de inanırım. Ama neyi ne için söylediğini bilemiyoruz tabii şu anda. Ama Müge Hanım şöyle yani sözünü vallahi kesin. Şimdi çocuk da böyle bir çok güzel bir zeka var yani çocukta. 7 yaşında ama her şeyi biliyor. Gerçekten ben evi bilmiyordum. Kendisi elimden tuttu amca. Hani ziyarete gidiyoruz ya arada bir bayramlarda. Abi diyorum biz geldik işte hanımla evi çıkaramıyoruz falan diye. Çocukla geliyor. Benim hanım motorla götürdü. Çocuk benim elimi tuttu. Eve kadar beni götürdü o sokakların arasında. Amca buradan gideceğiz buradan gideceğiz. Yani öyle bir zekalı öyle bir dilbaz ki çocuk. Yani... Böyle bir zekalı bir de demek ki sokağa bırakılıyor işte. Müge olay günü. Hayır babası kendisini hiç ayırmıyor kesinlikle. Kesinlikle. Arada yaş farkı da var demek ki ona çok düşkündü. Yani tabii Sunay Hanım'a şimdi bakalım. Yani Sunay Hanım'a da tabii kapımız açık. O da eminim eşinin katilini bulmak isteyecektir. Sonuçta bu hem sizin aile açısından bir güvenlik problemi. Yani bulunacak ki suçlu aile fertlerinden diğerlerini de sirayet etmesi. Yani konu ne? Konuyu bilemiyoruz şu anda. Kendilerini daha güvenli ortamda istesin. Çocuğun da sözleri tek başına delil kabul edilemese de evet çocuğun sözlerinde bir anlamı var mıdır? Evet anlamlıdır. Öyle değil mi hocam? Evet. Yani o yaştaki bir çocuğun söylediklerini de evet anlamlıdır. Bir telefonumuz var. Bağlayabiliyor musunuz telefonu? Efendim bu arada hemen söyleyeyim. Temel Bey'in ablası 42 yıl önce Sirkeci'de tren garında bırakılmıştı. Abla kardeş. Ekip arkadaşlarımız ablası Melahat Hanım'ı buldular. Ben fotoğrafını da gösterdim Temel Bey'e. Çok benziyorlar. Çok da yakın olduğu için hanımefendi stüdyomuza gelir mi dedim. O da kabul etti. O da kardeşini arıyormuş. Şimdi sizin Sirkeci garında bırakıldığınız günü hatırlayan bir izleyicimiz ortaya çıktı. Bakayım bağlayabiliyorlar mı arkadaşlar? Hanımefendi mi beyefendi mi? Evet bir hanımefendi bizi aramış. Sizi Sirkeci garında gördüğünü hatırlıyor. Şimdi tabii öncelikle hedef abla kardeşi buluşturmak evet. ama sonrasında acaba neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Neden biri köklere 5, ulaşabilmek. Biri 9 yaşındaki iki çocuk nasıl bırakabilir tren garına? Yok mudur bunun diğer akrabaları? Onlar hiç itiraz etmediler mi? Hiç mi aramadılar? Yoksa bambaşka bir şey mi var olayın altında? Bunu da merak ediyoruz. Kebriye Hanım nerede? Anlatsın bir mikrofona. Kebriye Hanım. Söyle sen bana. Meydan, biraz. 1976'da tamam gördüm tamam.
Bu beyefendi. Fikrettin Meydan. Fikrettin Bey, günaydın efendim. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhaba. İyi yayınlar Müge Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Şimdi o beyefendiyle kız kardeşini 76'nın Haziran ayında biz gördük. Bir arkadaşımla beraber. Evet. Biz o, siz belki hatırlamazsınız da, Sirkeci Garen'in yanında Anadolu Saz vardı. Cumartesi, pazar günleri aşı halk ozanları gelir orada şarkı söylerdi. Biz oraya gittik. Oradan çıkınca istasyona girdik. Bu çocukla kızı, kızcağız bankta yatıyordu. Çocuk da yanında duruyordu. Kızcağız halsiz, böyle hasta gibiydi. Biz üzüldük. Arkadaşım gitti, iki tane bisküvi. Yalnız çocuk elinde tutuyordu. Karşımızda bir bayanla bir erkek takip ediyordu bizi. Bayan 1.65 boylarında, toparlak yüzlü, boydan entari giyiyordu böyle. Güllü müllü bir entari giyiyordu. Hı hı. Sonra biz çocukların yanından ayrılmadan trene bindiler. Zeytinburnu istasyonuna doğru giden trene bindiler. Kadıncağız binerken de hala camdan bize doğru bakıyordu. Ve o kadar gördük yani. Ama yani bu çocuklardı. O zaman bu çocuk küçüktü. Siyah saçları, sevimli. Kızcağıza hasta gibiydi böyle 7-8 yaşlarında. Hafız yatıyordu bankta. Yani sizin o sırada hem çocuklar dikkatinizi çekti, hem de o çocukları uzaktan gözleyen bir kadın ve bir erkek. Üzerinde çiçekli bir entari vardı diyorsunuz. Yanındaki evet. Erkeği hatırlıyor musunuz? Erkeği çam yüzüğü biz bakarken direğin arkasına geçti erkek. Bizi dikkatini çekti herhalde. Biz bisküvi gazoz verince çocuklara, kadın çekmedi kendisini hiç, öyle baktı bize. Sonra biz oradan ayrılmadan Zeytinburnu istasyonundan Zeytinburnu istikametine giden trene bindi, gittiler. Ama giderken de kadın camdan hep bakıyordu yani çocuklara taraf. Ay, acaba anne baba mı bıraktı? Yani artık biz şimdi siz anlatınca dedim ki acaba o bakanlar, biz şöyle düşündük, dedik ki acaba dilendiriyorlar mı birileri bunları diye. Sonra baktık ki çocuklarda dilenecek öyle bir şey yok yani. Kızcağız rahatsız, hasta gibiydi çocukcağız. Sonra biz üzüldük de, hatta ben o zaman 3 yaşında kızım vardı. Gece gidince dedim ya ne oldu acaba çocuk orada, kimse sahip çıktı mı diye. Biz düşündük, dedik acaba ya alışverişe gitti de bıraktılar mı buraya çocukları diye. Öyle düşünmüştük biz. Evet. Ama kadın 1.65 boylarında, toparlak yüzlü, boydan entari, böyle güllü bir entari giyiyordu. Bindi, evet. Zeytinburnu istikametine doğru gittiler. O kadar gördük yani biz. Ama şimdi yayında görünce bu çocuklar olduğunu kesin ben anlıyorum yani. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Fikrettin Bey, verdiğiniz bilgiler için. Efendim 1976 yılında gerçekleşen bir olaydan bahsediyoruz. Belki de annem babandı. Yani Fikrettin Bey'in bahsettiği toparlak yüzü, üzerinde entarisi vardı. Çiçekli boyu uzun bir entarisi vardı. Zeytinburnu'na doğru hareket eden trene binip gittiler. Erkek olan şeyin arkasına saklanıyordu, evet, diyor. Ya o baba olmayabilir belki hani, ama diğerinin anne olduğunu düşünüyorum açıkçası hani. Giderken bile bakıyordu. Giderken diye. Bile bakıp hani o duygusallığı yaşaması açısından çok büyük bir olasılıkla annedir diye düşünüyorum. Diğerini abla bilmiyorum. Gelecek ya birazdan. Abla hatırlayabilir o güllü elbiseleri falan. Evet, siz hiçbir şey hatırlamıyorsunuz çünkü. Hiç böyle hani böyle gelen bir kareli fotoğraf falan hiçbir şey yok mu? Ne bileyim bir ev. İlk defa görüyorum. Hayır hayır, yani hafızanıza gelen böyle. Ben de çocukluktaki hiçbir şeyi çok hatırlamıyorum. Böyle kare kare yani, hani insanın aklına geliyor. Bir önemli bir şey geliyor. Bir önemli bir an işte, kardeşimin doğumu sahne geliyor mesela yani. Sahne hatırlanıyor aslında yani, küçük tabii küçük ki. Sahneler hatırlanabilir. Belki hani biraz zorlasanız kendinizi, o sahnelerden hatırladıklarınız, anımsadıklarınız yani, var mıdır? Yuvada oynadı, yuvadaki şeyi hatırlıyorum. Hani ondan öncesi bırakılma işte, anı. Bırakılma anı hatırlamıyorum. Ayrılma. Mesela tren garındaki şu manzara. İlk defa görüyorsunuz, evet, ilk ama defa görüyorum. Bir şey çağrıştırdı mı size? Anlam veremiyorum. Niye böyle olmuş? Hiçbir çok şey anlamsız bir şey yani. Şu yani bir hayvan bile bunu yapamaz.
Estağfurullah canım. Yani şartları bilmiyoruz o anki. Yok yani annelik o kadar basit değil ya. Annelik o kadar basit değil. Yani yolları var Şevki Hocam. Var. Yani çocuklarına bakalım, bakamıyorsan anneniz, onun da yolları var yani. Bilmiyoruz yani. Soru işareti. Peki şimdi arkadaşlar kartı getirdiler. Ablanız gelmiş. Evet. 25 Haziran 1976 yılında efendim aileleri tarafından terk edilmişlerdi. Temel Bey buraya geldiğinde buyurun Temel Bey. Demişti ki benim bir de bir ablam var, ismi Melahat. Ekip arkadaşlarım Melahat Hanım'ı bulmakta gecikmediler. Bu kapıdan gelecek ve siz aslında ilk kez yani hatırlamıyorsunuz. İlk kez görüşmüş olacaksınız. Hadi kocaman alkış rica ediyorum sizden. Melahat abla bak kardeşin. Melahat abla kardeşin. Ay inanamıyorum. Temel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözünüz aydın. Sağ ol Allah. Ne kadar beğendiklerini söylemiştim size. Melahat abla nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok şükür size umudu. Sen hatırlıyor musun bir kardeşin olduğunu? Biliyorum bir kardeşim olduğunu. Biliyorsun. Senin mikrofonu nerelerde? Ben göremedim. Tamam. Melahat ablacığım, siz evet. Tren garında bulunmuşsunuz. Evet. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum, söylediler tek. Tren garına bırakıldığını hatırlamıyorsun. Ha, onu hatırlıyorum. Kim bıraktı size? Annemle babam. Annenle babam bıraktı. Annenle babanın isimlerini hatırlıyor musun? Babamın adı Salih, annemin adı da Zeynep. Annenin adı Zeynep, babanın adı? Salih. Salih. Doğru. Salih. Salih. Salih doğru. Demiyor ya. Salih, Salih. Salih. Salih babamın adı. Salih. 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 Tam söylüyorum. Salih. Salih. Şimdi Salih. Anlaşıldı. Heh. Annenin adı da Zeynep. Zeynep. Heh. Peki siz İstanbul'da mı oturuyordunuz? Evet. Hatırlıyor musun semtini? Semtini şu anda hatırlayamıyorum, kaç sene oldu. Hatırlamıyorsun. Peki evinizi hatırlıyor musun? Vallahi onu da unuttum. Böyle ne bileyim. Gece kondu biliyorum da anlattıklara gece göre. Gece kondu. Böyle bahçeniz var mıydı? Ne hatırlıyorsun? Biraz hatırladıklarını anlatır mısın? Zeytinburnu civarına falan binmişler trende. Ha, evet öyle de olabilirdi. Sen hiç okula gittin mi? Gittim 2-5. He? 2-5'e kadar. Hayır annenle baban bırakmadan önce. Ha, ondan sonra bizi okuttu sana devlet. Devlet okuttu seni. Sen yurtta mı kaldın hep? Yurtta kaldım. Evlat edinildin mi? Yok. Sonra ne yaptın? Sonra yurtta. Okullarda çalıştım. Ha? Okullarda 25 sene. Okullarda temizlik mi yaptın? Evet. Evlendin mi? Evlendim ondan sonra. İki tane çocuğum var. Maşallah. Aa. Allah bağışlasın. Sağ ol Allah razı olsun. Eşin de hayatta? Eşim öldü. Vefat etti. Evet. Başın sağ olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi Melahat abla, hani şimdi bir senin o garda bırakılma hikayen var. Evet. Hani bir o zamana kadar yaşadıkların var, bir de sosyal hizmetlerde yaşadıkların var. Evet. Şimdi sen annenle babanın seni bıraktığını hatırlıyorsun. Evet. Ne söylemişlerdi sizi bırakırken? Durumumuz iyi değil diye biliyorum bildiğim kadarıyla. Paranız yoktu. Yoktu evet. Durumumuz ortaydı diyelim. Heh. Nereden hatırlıyorsun onu? Onu işte... Ay annemle babam Andalusya'ya geldiği zaman söylemişlerdi bunu. Kim geldiğinde? Andalusya'ya gelmişlerdi ilk defa beni görmeye. Ondan beri görmüyorum annemle babamı. Yurda mı geldi? Evet Andalusya'ya var ya karşısında. Anadolu Hisarı'na geldi. Evet. Yuvaya mı geldiler? Evet Anadolu Hisarı'na. Kaldığın yuvaya seni görmeye geldiler evet. Bulup.
Anadolu Hisarı'nda sen yuvada kalırken senin annenle baban geldiler. Evet, tek o da geldi. Başka görmedim ona şu an. Ne dediler seni gördüklerinde? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bayağı oldu. Şimdi peki başka kardeşiniz var mıydı? Ama bu çıkabilir belki. Yok. Kayıtta. Bildiğim kadarıyla yok. Bildiğiniz kadarıyla yok. Baban ne iş yapıyordu? Bana şöyle söylemiyorlardı. Hatırlamıyor musun babanın ne iş yaptığını? Hatırlamıyorum. Peki sen o yuvaya gitmeden önce annenle babanla yaşarken hiç okula gittin mi? Gittim ilkokul 5. İlkokul 5'i bitirmiş. 5'i bitirdim. Tamam, ilkokul 5'i bitirdin. Ama annenle babanın yanında yaşarken hiç okula gittin mi? Gitmedim. Gitmedin. Ondan sonra gitti devlete girdiğince. Devlet gönderdi. Evet. Demek ki Melahat Hanım da o zaman bulunduğunda işte çok hatırlayamıyor. Demek ki yaş olarak evet, belki büyüktü de hatırlayamıyor o da bazı evet, şeyleri. Çok büyük bir ihtimalle anne baba ekonomik sebeplerle ve kültürel sebeplerle nereye başvuracağını bilmiyordu büyük bir ihtimalle ve gara bıraktılar. Basitte kaçmışlar ya. Yani. Ama sonrasında nasıl buldular da Anadolu Hisarı'na gelip görebildiler o da ayrı bir onu araştırmışlar. Araştırdı çünkü YouTube'da kanalda bir dosya var, belki bilirsiniz, bir var bir dosyalı oluyor YouTube'da. O dosyaya bakmışlar da ne var ne yok diye, oradan biliyorlardır en azından diye düşünüyorum. Devlet belki anneni babanı mı buldu acaba da onlar gelip seni gördüler. Yok ama eşim... Öyle olsa beni de buldular. Evet, kardeşim de buldu dediği doğru. Sen emin misin yurtta kaldığında evet, annenin babanın geldiğini? Evet. Sizi buldular. Hiç kimse aramadı. Bak onu da aramışsa beni aramadıkları gibi. Peki sonra siz Temel'le aynı yurtta kalmışsınız. Onu hatırlıyor musun Melahat abla? Onu hatırlamıyorum işte. Ben ayrı biliyorum. Hatırlamıyorsun onu. Seni kimse evlat da edinmedi. Sen hep yurtta kaldın. Hep çalıştım ayakta. Normalde 18 yaşına kadar bakıyor yuva. Evet. Ondan sonra bırakıyorsa da. Ya işe sokuyorlar ya evlatı. Bırakıyor. Tabii, 18 değil. Yaşına kadar bakıyor. Ama işe sokuyor. İşe sokuyor seni. Yani devlet kadrolarına bir yere sokuyor yani. Evet. Okullarda anladığım kadarıyla şey yapmış. Evet. Öyle mi? Telefon evet, hattımızda bir hanımefendi varmış. Hanımefendi günaydın. Alo. Hanımefendi günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Ben şimdi bugün izlerken sabah yayını Artvin'de bizim uzak akrabalarımızdan birinin bir erkekle bir kız çocuğunu Ankara'da bir parkta bıraktığını söylediğini biliyorum. Bunu duymuştum ve o zaman da karısı rahatsızdı. Ben de işte lise çağlarındayım. Çok ağır hasta olduğunu biliyordum. Ve ölmeden çocuklarını görmek de bütün isteği. Ben o bilgiyle Ankara'da bütün işte yurtlara, yuvalara, akla gelebilecek her yere baktım. Ama sıkıntı şuydu, nüfus cüzdanları yoktu çocukların. Tabii bu işimi zorlaştırdı. Burada bir akrabamızla birlikte her yere baktık, bulamadık ve ben maalesef ölmeden önce senin çocuklarını buldum diyemedim ve onu kaybettik. Baba maalesef hala hayatta ve bırakan baba, bana anlatılan çocuklarla birlikte Ankara ya da İstanbul'a herhangi bir sebepten seyahat ediyorlar. Burada çocukları uzaklaştırıyor annenin yanında ve daha sonra kaybettiğini söylüyor. Çocukları koyduğum yerde bulamadım diyor. Sene kaç? Efendim? Sene kaç? Ya seneyi tam olarak bilmiyorum ama benim aradığım yıllar 80'li yıllar. Yani ben 82 o yıllarda aramıştım. Peki kaç yaşında olabilirdi o zaman çocuklar? Neden yani işte? O zaman söylendiği bana çocukların 3-5 aralığında ve dertlerini anlatamadıkları, çok net konuşamadıkları, hani işte yani dertlerini anlatamadıkları için de hani anne babamız şu veya filan yerden geldik der ki yaşları da küçük. O yüzden ben çocukların hani kaybolduğunu düşündüm. Ama hiç şu aklıma gelmedi yani birileri tarafından evlat edinilmiş olabileceği. Gerçi o şekilde de bilgi alamazdım. Çünkü ben uzak bir akrabayım, köylüsüyüm sonuçta. Yine alamazdım bilgi galiba.
Anladım, yani siz gerçekten diyorsunuz ki bizim... çıkmak gibi kötü bir huyu var. Evet evet, Allah'tan. Karşımıza çıkıyor Allah'a şükürler olsun. Allah'tan yani. Yani o kadar heyecanlıyım ki ben yani o zaman yapamadım. İnşallah bugün onlardır diyorum. Yani siz diyorsunuz ki Artvinli aile size gelen Ankara'da bırakıldıklarına dair evet, evet. Çocukların ama biz o dönem araştırdık, Ankara'da bulamadık. Baba aslında çocukları bırakıyor ve anneye bulamadığını aynen. söylüyor daha sonra. Anneye bulamadığını, çocukları kaybettiğini, işte bir şey alacaktım, arkamı döndüm yoklardı falan. Ama biz babanın yaramaz bir adam olduğunu bildiğimiz için mutlaka dedik çocukları. Çünkü aile mefhumu, evlat mefhumu olmayan bir adam. Peki anneyle babanın adı neydi? Diyelim. Sizdeki annenin babanın? Babanın adı Yücel, annenin adı Meriye. Doğru değil ki. Meriye ile Yücel. Evet. Bir ablaları var Solmaz diye. Bir de erkek kardeşleri var Şenol diye. Ben Temel'i Şenol'a çok benzettim. İnanılmaz benzettim. Gülüşü, yüzü. Melahat aynı şekilde ablaya çok benziyor. Ama tabii bu benzerlik biliyorsunuz. Ben de yıllardır programları izliyorum. Hani DNA olmadan farklı bir yani benzerlik başka bir şey. Şimdi iki kardeş çok benziyorlar aynen. birbirlerine ama tabii aynen, benzerlik aynen. asıl olan değil. Belki de Nesrin Hanım, belki de sizin anlattığınız yine bambaşka bir olay. Belki de şimdi sizin bu anlattığınızdan eğer Melahat'la Temel değillerse o çocuklar, belki de onlar başka iki kayıp. Çocuk. Onlar hala kayıp şu anda. Evet. Ankara garından bahsediyor hanımefendi. Garından değil, yani Ankara'da. Değil, Ankara'da park. Bir parkta diye söylemiş ve o zaman da konuşturamadılar. Yani o kadar Ankara'da ketum. Parkta. Bunlar evet, evet, çok ketum bir adam. Sirkeci garında yani, bulunuyor. Bana söylenen de, bana babamın söylediği rahmetli babamın, kızın bulunmasını istemiyor, mutlaka yanlış bilgi vermiştir. Boşuna arıyorsun demişti bana. Yani o Ankara dedi ama demiş, yani biz inanmıyoruz zaten onun Ankara demesine. O yüzden çok da benzettim aile fertlerine, bizim aradığımız çocuklar olabilir diyor sizin için. Nesrin Hanım çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkada Özlemciğim, sen Nesrin Hanım'ın bilgilerini tam bir al bakalım. O konuya bakalım. Bir dakika, Ayşe Hanım şimdi telefonu attığımızda o da galiba benzer bir şey söylüyor. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ben sabah yayınınızı izlerken Temel Bey'in kardeşi diyeceğim artık çok benzediğini fark ettim. Şenol'a mı? Şenol'a, evet, Şenol'a çok benzediğini fark ettim ve yakınlarımı aradım. Ben tabii olayla ilgili hiçbir bilgim yoktu, onların anlattığını diyorum sizlere. Onlar da teyit ettiler, teyzem dedi, Temel dedi. Melahat'ın hatta bir diğer ismi yine varmış, onu unuttum söyledi. Ve çocukları, babaları sır gibi sakladı. Nasıl bıraktı, nereye bıraktı, nedenin için hiç bilmiyoruz yani. Bıraktığını biliyoruz ancak ne için bıraktı, neden bıraktı bilmiyoruz. Evet, Borçka'da kız kardeşleri var, evli Borçka'ya. Ondan sonra anneleri de bu çocuklar kaybolduktan 2-3 yıl sonra galiba baş ağrısı nedeniyle ölüyor. Üzüntüden dediler, öyle söylüyordular. Yani bu çocuklar o çocuklar olabilir diye yayınınıza bağlanmak istedim. Sen peki isimleri neydi o çocukların? Temel'le Melahat. Ha, Temel'le Melahat'lardı yani. Aynen. Evet, aynen. Temel'le Melahat isimleri doğruysa artık tabii 50 tane Temel Melahat olmaz yani. Aynen, ben de şaşırdım gördüm. Evet, hatta Melahat Hanım'ın ikinci ismi yine varmış. İki isimliymiş. İki isimliymiş. Sevil'le Irgaz oldu şimdi. Sevil soy ismimiz. Sevil. Sevil soy ismi. Sevil mi? Sevil. Onu bilmiyorum. Hatırlıyorsun onu... sen yani evet. ikinci ismini. Soyadın... Melahat Sevil işte. Ha? Melahat Sevil'di. Soy ismini söylüyor. Melahat soy Sevil. Yok yok, soy ismini söylüyor. Soyadım şimdi Sevil. Sevil'di önce, evlenmeden önce. Sonra evlenince Irgaz oldu. Kim koydu o Sevil soyadını sana? Annemin babam koymuştur herhalde. Peki hanımefendi, bu çocukların annesinin babasının yani soyadları ne? Aziz Ağoğlu. Aziz Ağoğlu. Evet. Annesinin adı? Meriye Aziz Ağoğlu. Babası Yücel Aziz Ağoğlu.
Gebeciğim bir yaz sen de dinlenir. Ben tam anlayamıyorum çünkü. Şey gibi oldu. Yücel. Çok karışık oldu ya. Aziz Ağoğlu, Meriye Aziz Ağoğlu. İkisi de Aziz değil. Bir daha alabilir miyim? Yücel Aziz Ağoğlu mu? Evet Müge Hanım. O zaman Meriye Yücel Ağoğlu. Aziz Ağoğlu, babaları da Meryem, annesi de Meryem Azizoğlu. Meriye diye geçiyormuş. Meriye Aziz Ağoğlu. Meriye Aziz Ağoğlu'yla Yücel Aziz Ağoğlu. Evet. Yani Yücel Bey de hala yaşıyor öyle mi babaları dediğiniz? Evet Yücel Bey evet hayatta yaşıyor. Zaten şimdi Melahat'la Temel diye iki çocuk kaybolduysa kaç tane Melahat'la Temel iki kardeş kaybolacaklar babaları o bırakacak? İlginç. Evet. Babaları nerede şu anda? Babaları Artvin'de. Artvin'de. Evet. Peki niye bırakmış çocukları? Ne söylediler size o sırada? Yani dediğim gibi Müge Hanım o konuyla alakalı hiçbir bilgi vermemiş. Annelerine de arkamı döndüm kaybolmuşlar, yoktular diye söylemiş. Ve anneleri çocuklarımın yokluğu beni kahretti, öleceğim ben bu üzüntüden diye öyle ölmüş diye anlatıyorlar yani. Tabii anne de babasına emanet edecek hani şimdi baba bırakırsa hani anne daha ne yapsın evet. Artık yani. Aynen. Yani bir sizin tane ablaları ve bir tane de kardeşleri var diyorsunuz sizin iddianıza göre. Galiba büyük olan bunlar. O zaman bir kız bir erkek kardeşleri mi var? Evet Artvin'de bir kız bir erkek. Abla Borçka'ya evli. Evet. Erkek kardeş Şenel olan bekar. 72 doğumlu galiba o da. 72 doğumlu. Evet. Peki siz kaç yılında bıraktıklarını hatırlıyor musunuz? Ya şimdi ben görüştüğümde o tarihler yani. O tarihlerle çakışıyor. 76 tarihine çakışıyor. Evet. Peki sizde var mı Şenol'un fotoğrafı? Bende yok. Melike, Melike bizim devreye girsin internet şeyimiz. O zaman kardeşleri de yani merak ediyorlardır ne oldu benim abime ablama diye. Hep merak eder, bahsederdi. Bulmak istiyorum acaba neredeler, ne yapıyorlar diye. Yani siz eğer sizin aradığınız çocuklarsa nesi oluyorsunuz bu çocukları? Komşusu değilim. Komşususunuz. Aa, yani neyse anneniz hani eğer... Yani Melahat'la Temel dedikten sonra eğer'e de evet. Pek evet. Ağzımdan çıkmıyor. Evet. Yani eğer oysa anneniz vefat etmiş, babanız hayatta. Evet, ama iki tane kardeşiniz var. Müge Hanım. Şey söylediğim gibi çıktı. Annem öldü dedim ya size. He. Doğru çıktı. Ama bak babanın adını farklı söylüyorlar. Yücel diyorlar. Evet ben de söyledim. O zaman kimliğimle niye yazmışsa onu anlamadım. Rastgele yazmış olabilir. Kimliğinize rastgele de yazmış evet, olabilirler. Evet dediği gibi Temel. Sen peki hiç kardeşin olduğunu hatırlıyor musun? Öbürünü bilmiyordum, şimdi duydum. Bilmiyorsun, hiç hatırlamıyorsun. Tek bunu biliyordum, oğlanı biliyordum. Tek. Ama hatırlaması lazım 7 yaş civarında. Şu anda şimdi normal standartlarda bir 7 yaş çocuğuysa hatırlaması lazım. Evet. Yani o sırada da 9 yaşında denmiş, biz de dedik ki 9 yaşında niye bazı şeyleri hatırlayamıyor dedik. Ama hatırlayamaya da bilir yani. Evet. Ayşe Hanım. Hiç bu çocuk mesela hiç abla okula gitmiş mi? O kadarını vallahi sormadım. Bilmiyorum Müge Hanım. Peki o zaman arkadaşlarımız bakalım şimdi kardeşleri denilen Şenol Bey'e ulaşırlarsa Şenol Bey'den daha net bilgi alınabilir. Ya ben çok teşekkür ediyorum her iki hanımefendiyi de. Nesli Hanım'a da Ayşe Hanım'a da. Ayrıca garda gören beyefendiye de tabii garda gören beyefendi iki kişiden hani iki kişi bir, birden bırakıldı diye düşünülüyor. Bir kadından daha bahsediyor. Hani anne olabilecek bir kadından yani bahsediyor. Yani onların diyor bakımı ama... altındaydı diyor. Temel Bey sen de öyle sakin sakin oturuyorsun. Biz de biz heyecan yaptık ha. Farklı bir abla şey. Abla dedim bak buldum. Melahat biraz sarılsana kardeşin. O senin için geldi. Hatırlamıyorsun sen onu fazla ama. Vallahi ilk defa görüyorum. İlk defa gözümün bize onda ya soktayız şu anda. İlk defa görüyorsun. Ama çok benziyorsunuz evet, yani. Evet teşekkürler. Evet. Yumurta ikizi gibi. Hani... Aynen öyle yani. Evet. Bu kadar benzeceği tahmin etmiyordum yani. Aynı yumurta olmaz ama farklı yumurta ikizi. İkisi de sakin yapılı. Evet. Büyüleri de benziyor evet. Diyorsunuz. Evet. Hocam yani ne yapsınlar sakin olmayıp be.
ailenin diğer fertlerinin bulunması ama, tabii yani ki gönül arzu ediyor. Çok ama değil. Bu netice ablanın kardeşiyle birlikte bir saat içerisinde sarılıp koklaşması, buluşması büyük bir netice onlar için. Evet. Teşekkürler. Şimdi dur bakalım, ben hakikaten aileyi de merak ediyorum. Niye yani bu çocuklar bırakadı? Demiştim zaten susmaz insanlar, konuşurlar mutlaka diye. Ama şimdi aynı anda iki çocuğun, yani Melahat'la Temel diye iki çocuk kaybolduysa daha artık kaç tane Melahat'la Temel iki kardeş evet. babası bırakacak? Kuvvetle evet. muhtemel bahsi geçenler sizlersiniz. Artvinlisiniz o zaman. Dur bakayım. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bu arada... Bir şey söyleyeceğim izin verirseniz. Müge Hanımcığım. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu iki kardeşin jet süratle bulunması yayının ne kadar çok önemli olduğunu gösteriyor. Sağ olun hocam. Ben de çok mutlu oldum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ne kadar çok önemli. Ben de çok mutlu oldum. Sağ olun hocam. Hep beraber hazırlıyoruz. Efendim elimde bir çiçek var. Bu çiçek kimin? Rami Bey'in. Çünkü bugün Rami Özkan'ın doğum günü. Yayının başında söylemedim. Gelen mesajlara bakmaktan yayınla ilgilenmezdi çünkü. Nice mutlu yıllara diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle. Nice yaşlarınız olsun efendim. Hayırlısıyla inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet ettiniz. Nice yaşlarınızda da bir arada olalım. Hepimize sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın seyircilerimize de, televizyon başındakileri, izleyicilerimize de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bizler de kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Nice mutlu, sağlıklı yıllar. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Efendim çok teşekkürler. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà.